Bazen olaylar bir noktaya sürüklenirken aslında başka yerde başka şeyler oluyorlar. Ayasofya aslında bütün dünya için gizemli. Yani Tabii. üç din için de gizemli. Hem Katolik Kilisesi için, hem Hristiyan Kilisesi için, hem bizim için. Bu sorulara cevap bulmaya başladıkça tarih geri 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 gitmeye başlar. Adem'le İblis'in savaşı, Enki ile Enlil'in savaşı, Atlantis ile Lemurya'nın savaşı, hakikaten bu insanoğluyla yılanoğlunun savaşı. Ayet veyahut da tarihsel olaylardakilerini iyi baktığımız zaman sebep ve sonuçların nereye gideceğini bilmeme şansımız yok. Bugün Hüseyin Güngör hocamızın günü, sondan ikinci gün. Her ayın sondan ikinci günü, her ne güne denk gelirse artık. Evet canım hocam, bugün gizemli şeyler var. Konu başlığımız çok gizemli. Şimdi konularımız. Nereden başlasak ya, nereden? Toplanırken birazcık ben sana dün Ayasofya'yı sordum yine biliyorsun. Ayasofya Evet. ley hattında mı filan diye sen dedin konunun içinde hatırlatırsan bana anlatırız biraz. Ama asıl konumuz tabii ki şu kaybolan 600 bin Kuyu. kuyu. Yani o da Evet. önemli. Bir sürü Evet. konu başlığı attın sen bana. Hepsi birbirinden gizemli. Evet Ayasofya. Birazcık Ayasofya'yı toplanırlarken canlarımız Ayasofya'yı mı anlatalım birazcık? Olur, aslında şey de yapabiliriz. Hani hem Ayasofya'ya girmek için şöyle bir İstanbul'un geneli ve önemi nedir ki? Niye bu kadar hani Ayasofya'dan tut da işte Boğaz'ın girişinden çıkışına kadar çok önemli noktaların var olduğunu görüyoruz. Hatta dünyada hani İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu hani böyle çok böyle arka planda kalmış gibi gözükse de aslında dünyanın en gözde yeri diyebileceğimiz. Fakat ben hep şuna genelde dikkat ederim. Yani sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bazen olaylar bir noktaya sürüklenirken aslında başka yerde başka şeyler oluyordur. Hani bu artık klasik bir taktik haline geldi ama işte ben diyorum ki ya diyorum bak Üsküdar'da acayip muhteşem işte şöyle bir şey var. Ama ben gidiyorum mesela Beykoz'da bir şey yapıyorum. Bu şey bir yönlendirme. Bunu aslında tarih boyunca da süreç boyunca da hep yapmışlar. Yani örnek veriyorum işte Kudüs'te bir sürü olaylar olur falan filan şunlar bunlar olur ama kimse arka planda İstanbul'da ne dönüyor ona bakmaz. Veya hani bu bir örnekleme olarak da söylüyorum. Bu yüzden biz genelde ortaya atılan olayların değil de o olayların paralelinde ne var? Yani onun iz düşümünde ne var? Onlara iyi bakmamız gerekiyor. Onları takip ettik mi? Herkes orada oyalanırken siz arkada bir sürü veri elde ediyorsunuz. İstanbul'da böyle bir yer. Hani anlatmakla biter mi? Bitmez. Vallahi hani biliyorsun yıllardır araştırma yaparız ama birkaç aydır da böyle hani şeye gömüldük. Full araştırmaya gömüldük İstanbul'la ilgili. Tabii ki şu an böyle çok acayip şeyler var mı? Acayip ne? Yani acayip ne kelime kalır? Fakat şu var. Bunları hani biliyorsunuz özellikle de yayın bizim yapmamamızla ilgili bir şeyimiz vardı. Bunları kısmetse bir 3 ay sonra sinema belgeselde izleyeceğiz. Hani Ay işte, evet. ha Müthiş. arka Çok planlar heyecanlı. arka plan tabii, arka planlarını tabii ki sonra konuşuruz hani. Ama şimdi de böyle hani çok şeyi böyle ortaya koyamıyoruz mecburen. Güzel de bir çalışma oluyor. Fakat
Şunu hakikaten diyebilirim. Merakla bekliyoruz tabii biz bu arada. Çok gizemli. Böyle arada böyle minicik şu kadar şu kadar filan belki çıtlatırsın O kadar fitne vereceğim canım. bize. O iyi oluyor. Niye iyi oluyor? Çünkü tabii bizim izleyicilerimiz yani veya takip edenler olsun yüzlerce insan çok güzel bilgilere de sahip. Geçen bir yerde gittim işte araştırma yapıyoruz şimdi bir bölgede. Böyle oturduk sohbet ediyoruz. Bizi izleyenlerden biri tesadüfen bir beyefendi geldi falan. Böyle biraz konuştuk. Ya inanamazsın hani ben 10 yıl araştırırsam bilmeyeceğim yani bulamayacağım bilgileri aktarmaya başladı mesela. Nereyle ilgili? İstanbul'la ilgili mi? İstanbul'la ilgili. Tabii Belki. tabii. Yani burada tabii ki çevrenin çok büyük etkeni var. Yani veya hikayelerin, efsanelerin çok büyük etkenleri oluyor. Bizim bilmediğimizi başkaları biliyor. Fakat bu sefer ne yapıyoruz? Bizim için de tam bir araştırma konusu haline gelmeye başlıyor. Ayasofya tabii ki hem biraz da hem ısınırız hem birkaç dakika sonra belki ana konulara geçeriz. Çünkü bu sefer biraz böyle belgeler falan da hani şeyler de Yaşasın. tavsiye edeceğim, Yaşasın. göstereceğim. Hani biraz daha böyle bizim söylentilerimizin arka planı ne? Yani hangi kaynaklardan nasıl besleniyoruz? Belki bu hani izleyenlere de veya bu konuda meraklı olan insanlara da bir kapı açmış olur. Böylelikle bir çalışmalar yapar. Yetmediği yerde biz yardım ederiz. Hani veya yettiği yerde kendisi yapar, güzel şeyler çıkar ortaya. Çünkü hani her zaman söylüyorum, bizim yapabileceğimiz şeyler de bir yere kadar. Hani kısıtlı. Şöyle kısıtlı. Hani bilgimiz doğrultusunda yaparız. Ama birçok insan bir şeylere başladığı zaman, araştırmalara başladığı zaman çok daha büyük şeyler çıkar ortaya. Evet, tabii ki hani ben biliyorsun soruyla çalışıyorum ya biraz böyle sormadan konuşmama Ay canım. Şimdi bir huyum kere bir dakika. Ayasofya dedik madem. var. Ayasofya. Ayasofya aslında bütün dünya için gizemli. Yani Tabii. din için de gizemli. Hem Katolik kilisesi için hem Hristiyan kilisesi için hem bizim için. Yani Müslümanlar için Müslümanlar ama için. daha öncesi var mukaddes. İşte biz orada şunu sınırlıyoruz. Yani sınırlıyoruz derken kaynaklar da sınırlı. Kaynaklara dikkat edersen hep belirli tarihten başlarlar. Ama o tarihe geliş süreçlerinden hiç bahsetmezler. Yani biz Ayasofya'ya baktığımız zaman bugün ne diyoruz? İşte milattan sonra değil mi kurulan işte 300'lerde falan kurulan. Ya ben tabii bunu ben kendim olarak hani aklıma geldi de böyle düşünüyorum değil. Minimum 2000 yılı var bir kere. Yani minimum 2000 yılı var. Daha eskiye dayanan bir bölge. Çünkü o belgeler kısmına geldiğimiz zaman orada da göreceğiz. Mesela milattan önce 600-700'lerde de buranın önemiyle ilgili belgeler var. Bak ne oldu? Ayasofya'dan çok önceye dayandı. Demek ki Ayasofya'nın oraya kurulma sebebini oluşturan geçmiş bir sebep var. Yani alt sebepler var. Bunu belki o tarihten şunu da görüyoruz. Mesela en son bazı kaynaklarda da ve onun üzerine yaptığımız saha araştırmalarında da şunu da görüyoruz. Milattan önce 1100-1200 önce diyorum. Milattan önce 1100-1200'ler de var aynı bölgede. Yani iş sadece Körler şehrine karşısına kurmayla başlayan bir hikaye değil. Bak İstanbul'un hikayesi çok çok eskiye dayanan hikayesi var. İstanbul'un geneli için söylersem milattan önce 13 bin, 15 bin, 18 binlere kadar gider. Yani
Bu ciddi bir rakam değil mi? Yani Çok 18 çok çok binler, eski. 15 binler dediğimiz Çok eski, çok eski. gider ve bunun kanıtları da zaman içerisinde zaten çıkacak da ortaya. Fazlasıyla çıkacak. Yani biz Göbekli Tepe'yi şey konuşacağız. Aa, o da ne kadar yeniymiş falan diye konuşacağız. Bunu benzetme olarak söylüyorum. Hani öyledir diye değil de diyeceğiz ki ya o daha neler varmış. İşte bizi oyaladıkları çerçeve aslında çok kısıtlı bir çerçeve. Yani bilgimizi onun arkasına geçmeyi bir yerde kısıtlamışlar. Bunu özellikle Peki bir şey Batılı soracağım. tarihçiler yapmış. Evet. Sen Ayasofya'nın altını, aşağısını araştırdın mı? İzin verdiler mi? Girdin mi? Ya şimdi şöyle hani bu böyle yüz şey diyelim hani ne diyeyim genel bir araştırma diyelim. Ha. Genel bir araştırma. Tabii ki hani aşağı yukarı ne olduğunu biliyoruz. Benden daha iyi bilenler de vardır tahmin Yani ediyorum. tüneller falan öyle bir Var şeyler. var. Çok çok çok. Yani bunu sadece diyorum ya Ayasofya için söylemiyoruz. Ayasofya tut o sur içi altı komple. Buralar tünel tünel tünel. Hatta şunu çok net söyleyebilirim. Hani tüneller artık bizim için bir şey ifade etmiyor. Hani bizim için etmiyor. Çünkü artık gördük ki şehrin altında şehir, şehrin altında şehir var. Yani ciddi bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve bunu Boğaz'ın biz iki yakası için bile söyleyebilecek konumdayız. Hani şey Kaç olarak. bin yıl kaç medeniyete şey yapmış değil mi? Kaç bin Valla ben yıl şey olmuş. Evet. kesinlikle ben şunu söyleyeyim. Minimum tarih bak başlangıcı yerleşimden bahsediyorum. Milattan önce 15 binlere, milattan önce 15 binlere çok rahat dayanır. Tamamdır. Hani biz bunu söylerken ne diyeyim sana orası milattan önce zaten 15 binler mi ne Büyükçekmece biliyorsun oradaki mağaralardaki izler. Biz daha doğrusu tarih öğrenirken veya bize aktarılırken genelde nereden başlatıyorlar? Yazılı kaynaklar. Yazı ne zaman başlamış? İşte Sümerlilerle başlayan bir süreç var. Bu en genç yani en erken buraya alıyorlar. İyi de Sümerlileri oluşturmadan ve bu yazıları yazı türüne başlamadan evvel yani medeniyet mi yoktu? Dil mi yoktu? Orada da biz şunu unutuyoruz. Yazı sanatı girmeden evvel resim sanatı var. Yani çizim sanatı var. Bu bir yazı dili zaten. Değil mi? Sonra bu yazı dili sembolizmi oluşturmuştur. Yani sembolizm yazı dili oluşmuştur. Bu süreci nereye koyacağız? Bu süreç minimum 20 bin 30 bin lira dayanıyor. Sembol dili. Veya duvar çizimleri veya rölyefler bu tür şeyler. Şimdi o yüzden Ayasofya'yı da şunu düşünmemek lazım. Ayasofya milattan önce 300'lerde efendim ilk önce ahşap işte yapılmış da sonra işte şu oldu sonra falan filan diye düşünmemek lazım. O işin çok kolay en yakın kısmı. Oh, Onu oraya burada şunu diyorsun. Ayasofya'nın işte 300 yıl önce yapılan durumu değil de ahşap yapılan hali değil. Aslında 15 bin yıla kadar giden derin bir takım gizemli mistik özellikleri var. Ben böyle anladım. Evet. Aynen öyle. Doğru. Aynen söylemek istediğim bu. Hani belki orası 15 bine dayanmasa bile kesin 8-9 bine rahat dayanıyor. Yani Az değil. bu şeyi zaten var. Ha belki de çıkar. Daha ötesi de çıkar. Diyorum Ve ya bize saklanmış değil mi? Bugüne kadar izin verilmemiş, saklanmış, gizemi tutulmuş bir şey var. Bir gizemi var oranın gerçekten. Ley hattı üstünde olduğunu biliyoruz zaten. Ley hattı üstünde. tabii. Tabii. Yani zaten şimdi ley hattı olmayan hiçbir yerde şey yapılmamış ki. Yani bir şey kurulmamış İbadethane. ki. Yani aslında sadece bunu Bir ibadethane takım dememek lazım. Ya. yerleri, bütün özel, gizemli, mistik yerlerin hepsi ley hatları üzerinde. Hepsi öyle. Ki şehirler bile böyle kurulmuş. Yani bugün işte mesela ne diyoruz? Pontus diyoruz. Veyahut da işte Poseidon diyoruz.
Fakat bunları söylerken hep unuttuğumuz bir şey var. Bu po ne demek? Yani Bosforüs de yazılır, Bosforüs de yazılır. Tamam mı? Yani burada tabii ki kelimeleri, kelime köklerini de iyi bilmek lazım. Peki Pozantı nerede? Adana'da. Değil mi? Adana'da. Peki Adana'da nerede? Tam nehrin üstünde, kenarında. Evet. Peki Poseidon kim? Bunları örnekleme veriyorum. Hani Deniz. arkadaşlarımıza bir şey Evet. olsun. Yunan deniz Poseidon kim? tanrısı güya ama bize göre Denizlerin Enki. Şeytan. yani bana göre değil. Ama şeytan Evet. arkadaşım zaten biliyorsun. Yani po ile başlar yine bakın. Bana göre de deniz bilimini çok iyi bilen o dönemin büyük bilim adamı. Hani denizlerle, sularla ilgili olan. Yine po ile başlar. Bunu örnek olarak işte Pontus dediği zaman po ile başlar. Hatta dünyada araştırın po ile başlayan yerler hepsi ya su kenarıdır, ya deniz kenarıdır, ya nehir kenarıdır. Ha. Öyleyse buradaki gelen kelime kökünün yani ya onu bulacağım bu yayın içerisinde de var burada. Atatürk'ün Tuna ile ilgili bir şeyi vardır biliyorsun şiiri. Tuna'yı yani anlatır. Altında kim var? Üstünde kim var? Doğusunda kim var? Batısında kim var? Şimdi doğu boyutuyu anladık da paşam altındaki kim? Evet. Bakın burada bu po ile bağlantılı sonra da yine şeye geçeceğiz. İstanbul ve şeye geçeceğiz. Ayasofya tarafına geçeceğiz ama burada yine şunu görüyoruz. Eskiden Türklerin, ön Türklerin yaptığı bir adet vardır. Biliyorsun onlar su kenar, hep su neredeyse şey oradadır. Evet. İşte Anadolu toplumu, Altay toplumu hep oradadır. Eskiden şunu yaparlardı. Kutsal nehirler, yani nehirler, dereler hep kutsaldır biliyorsun şey olarak da. Suyun yolunu keserler, onu başka yere verirler, altını açarlar, oraya büyük bir mezar yaparlar. Ve en büyük kral kimse veya en büyük bilge kimse onun altına oda yapıp koyarlar, sonra suyu tekrar oradan verirler. Aa, Abi. bunu ilk defa duyuyorum. Onca Evet. mitoloji ustasıyım diyebilirim. Bir hayatım Evet. mitolojiyle geçti. İlk defa duyuyorum hocam. Evet. Vallahi. Evet, Acaba. bu bizde çok önemli. Peki mesela örnek veriyorum bunu. Kim olabilir ki orada Atatürk'ün de bunun altında kim var? Yani altında kim var dediğinde de veyahut da bunun gibi bir sürü kaynak var. Hani sadece şey değil. Baktığımızda Batı Hun İmparatoru'nun mezarı nerede? Nerede arayacaksın? Tuna'da. Anlatabiliyor muyum? Bak bir örnekleme veriyorum. Öyleyse o Tuna Nehri'nin altında bu Atilla'dır illa dememiz şart değil. Ben bir örnekleme verdim. Mezarı kayıp olan kim? Atilla. Başka kim? Cengiz Han. Veya tarihte işte ne bileyim bir sürü Anadolu krallıklarının aslında birçok krallıkların bile hala mezarları yoktur ortada. Yani sadece satrapları bulursun. Valiler işte satraplar. Onları bulursun. Komutanların bulursun. Ama kralların mezarları ortada yoktur. Allah Allah. Değil Doğru mi? diyorsun, doğru. Evet. Doğru. Ha, Evet. işte şimdi biz bu suyla olan ilişkilerimizi sizin dediğiniz hani enerji ley hattı olması için bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz. Hani ben bu konuda çok fazla bir uzman değilim. Bir ley hattının olması için su olmazsa olmazı mı? Evet, Değil mi? kesinlikle, kesinlikle. Su olmadan olmaz. Ley hattıdır. Hepsinin Olmaz. su olduğu tabii. Evet. Şeylerde de öyle. Piramitlerin hepsinde su var.
Tabii ki. Tabii bunlar yapay turlardır zaten. Piramitler, ziguratlar, değil mi? Hatta Evet. etrafı böyle ziguratların şeylerin falan etrafı cennet bahçesi gibi yapılmak zorundadır. Bir Evet. sürü yeşillikler, ağaçlıklar, şunlar bunlar falan öyle süslenir. İnkaların mı, Mayaların mı var ya hani hala duruyor o su şeyin içerisinde. Bu bir Kesinlikle. bakıyoruz gelenek hiç bozulmamış aslında. Bu gelenek hala devam ediyor. Öyleyse biz bir şeyi araştırırken Ayasofya'yı mı araştıracağım? Yani örnek veriyorum Ayasofya'yı araştırırken Ayasofya'nın günümüzdeki tarihi beni çok ilgilendirmiyor. Sebep ilgilendiriyor. Yani ben o Ayasofya'ya şu soruyu soruyorum. Tamam, harika bir mimarisin. Yani Mimar Sinan'dan tut da işte ondan önceki tüm mimarlar dahil hepiniz buraya bir muhteşem inşa etmişsiniz. Bir şey inşa etmişsiniz. Ama neden? Şimdi hani sorun bu. Diyorum ki tamam çok güzel yapmışsınız ama niye yaptınız? Bu soruya cevap bulmam için benim tarihte geri dönmem lazım. Neden yaptınız? Burasını niye seçtiniz? Şimdi bir şey yapılırken seçilir değil mi? Yani bakılır. Ulan hani bir yer seçersin, rüzgarını, havasını, iklimini, efendim tabiatını, değil mi? İşte suyunu, bir kere suyu olmazsa olmazı ama su akımı öyle bir gelmelidir ki burada hakikaten sizin dediğiniz o enerji oluşabilirsin, bir hat oluşsun yani. Öyleyse bu sorulara cevap aramak zorundayım. Bu sorulara cevap bulmaya başladıkça tarih geri 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 gitmeye başlar. Sonra burada gelenekler, adetler, örfler, bilgiler ve törelere bakarsın. Bunu oluşturan şey ne? Yani mesela Helenlerde de aynı, Pontus'ta da aynı, biz işte Selçuklu'da aynı, Akatlar'da aynı, İskitler'de aynı, Sakalar'da aynı. Bir gelenek var. Baba o zaman aynıysa siz aynı yerden besleniyorsunuz demektir. Yani bilgi kaynağınız aynı demek. Şimdi benim işim kolaylaşmaya başlıyor. Yani Mısır'daki piramitlerde Sakara biliyorsun oradaki şeyin adıdır. Şimdi Sakara'yı ben artık Mısırlı'nın yaptığı bir şey olarak görmüyorum. Çünkü adı üstünde Sakalara ait olan yer. Tamam. Ha öyleyse ben orada ne aramalıyım? Bu toplumlardaki yani buradaki Anadolu toplumlarındaki gelenek ve göreneklerin yani yapılarda, yer seçimindeki şeylerde bunların bilgilerini aramalıyım. O bilgileri bulduğum zaman zaten onun bütün her şeyi elde etmeye başlıyorum. Tamam. İşte Ayasofya'dan sandık mı çıkacak, civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Bununla hiç ilgilenmiyorum. Yani hiç umurumda da değil. Çıkacak şey zamanı gelir çıkır, çıkmayacak şey çıkmaz. Onu bilmem. Ama beni ilgilendiren şey şu. Neden burası? Kim seçti? Nasıl seçti? Altını nasıl oluşturmaya başladı? Yapı kaçlı yapı? Altıgen midir? Sekizgen midir? Şu mudur? Bu mudur? Bunlar. Bu yüzden de oranın, Ayasofya'nın merkezinin önemini görüyoruz. Tamam mı? Yani şey olarak ama tarih ne milat öyle hani 300'ler falan değil, milattan sonraki 300'ler falan değil. Daha geri, daha geri, daha geri doğru gitmek lazım. Evet, şu asıl konumuz, şu kaybolan 600 kuyu. Evet. Kaybolan 600 kuyu. Nasıl kayboldu? Niye kayboldu? Ne oldu? Ne oldu bunlara? Ne oldu Şimdi bunlara? aslında bu şeyle de bağlantılı. Yani Ayasofya'yla da aslında bağlantılı olan bir meseledir bir yerde. O belgeye geçmeden evvel
bir konu var. Ona da şey yapacağım. Şimdi orada şey olarak göstereceğim onu da. Şimdi İstanbul'da kayıtlarda bütün her şey kaydedilmiş. Bunların içinde dikkatimi çeken benim şeyde 600 bin kuyu kaydıydı. Tamam. Allah Allah, 600 bin kuyu nasıl olur? Şimdi İstanbul su sıkıntısı mı çekiyor? Yok, her yerinden su fışkırıyor. Yani düşünsene, dereleri, kaynakları İstanbul'un neresine vurursan vur, su Çamlıca Tepesi'nden tut da karşı Pierre Loti'den oradan buradan nereye tutarsan tut her yerden su fışkıran bir şey, bir yer. Öyleyse bu kadar kuyuyu niye yapmışlar? Oluşturmuşlar. Bir de şuna bakmak lazım. Eski mimarilerin hepsinin altında sarnıç var mı? Evet. Var. Sarnıçların içinde ne var? Su var. Ya zaten her bölgeden su geliyorsa niye sarnıç yapma ihtiyacı duyuyorsun? Yani bir de öyle bir şey var. Sur içini anlarım. Sur içini niye anlarsın? Dersin ki burası bir kaledir. Kale dışarıdan sürekli istilaya uğradığı için gelen su yollarını keser. Yani savaşın taktiğidir bu. Önce adamın suyunu kesersin. Tamam mı? Ondan sonra işte onu oraya hapsedersin. Erzağını kesersin. Onu orada yıldırmak istersin. Şimdi bunun için kalenin içini anlarım. Hani o kadar su deposu neden yapılmış? Yağmur sularından neden faydalanıyor falan? Bunu anlamak mümkündür. Ama İstanbul'un geneline baktığın zaman, yani bütün geneline baktığın zaman aslında tarihte İstanbul'da bitmeyen ne var? Depremleri var. Değil mi? Bu su kuyuları da çoğunluğu izolatör görevi görüyor. Bu yüzden her evin altına veya hemen hemen bütün şehirlerin yanlarına kuyular açıyorlar ki sarsıntı deprem olduğu zaman su izolatör görevi görüyor. Yani şok emici. Ve böylelikle depremin şiddetini azaltmış oluyor. Yani bugün kayıp olan deprem kuyularımız var bizim. Şimdi bunların izine düşmek lazım. Bunları tekrardan oluşturmak lazım. Bunlara gelen su kaynakları niye kesilmiş? Yapılar, binalar, değil mi? Yani işte veyahut da yanlış yapılan çalışmalar. Bunlar hep böyle gelen su tünellerini, su kaynakları, bir de bunlar elde yapılmış ha, öyle hani çok doğaldan gelen değil, doğaldan geldikten sonra güzelcene ayırmışlar, dağıtımlarını yapmışlar. Yer altında inanılmaz su tünel kaynakları var. Ve dağıtıyor muhteşem bir şekilde. Ve bunları da bölge bölge kuyularda topluyor. Şu anda ise bu 600 bin kuyudan ne kadar kuyu kaldı ki acaba İstanbul'da? Yok mu? Yani var mı? Var olanlar da şu. Var olanlar da zaten içinde su kalmamış. Çünkü niye bütün yollarını kesmişiz? Yani bütün bu şeyler zaten kapatılmış. Bugün İstanbul'un tepelerinin üstü açık olması lazım. Niye? Çünkü bitki, yağış veya oranın kaya şeyi ne yapar? Havadaki nemi, şunu bunu alır ve sürekli su üretir. Yani ve aşağı kaynayan su gönderir. İyi de Su varsa İstanbul'da tepe kalmadı artık. Hepsi doldu. tabii ki. Tabii ki. Yani sadece o değil. Tabii daha önce hani su davasını konuşmuştuk. Kanalizasyonlar veyahut da atık sular suya verilmemeli. Toprak temizler ama su temizlemez bunlar. Su kendi kendine değil. Yani onun temizlenmesi için bir arıtma. Bugün arıtma cihazlarını da aynı mantıkla kullanıyoruz, değil mi? İçinden işte taşıdır, kumudur, ıvıdır, zıvıdır, su gelir. Bak buradan arınır, biraz da minerallenir, çıkar. O yüzden burada da hani bugün Anadolu yakası da Avrupa yakası da şu an Nişantaşı'da mesela ofisim o tarafta benim. Altlarında öyle kuyular var ki yani 1000 yıllık, 2000 yıllık kuyular var ha. Birçok binaların altında. Mesela hala bazılarına bakıyorsun su pırıl pırıl. Yani harika, hala su var bazı şeylerde.
Birçok da fark etmiyordur onları, kuyu olduğunu. Yok. Tabii. Fark Değil mi? etmiyorlar. Üstünü örtüyorlar. Aynı. Doğru söylüyorsun. Üstünü örtüyorlar. Bu yüzden de İstanbul için gerekli olan bu kuyuların tekrardan aktive olması aynı zamanda bir deprem azaltıcı özelliğe sahip. Eskiden de mesela biz evler yaparken ayın altına ne yapılır? Bir kuyu açılır, değil mi ilk önce? Sonra bu kuyunun su basanı için dışarıya bahçeye bir kuyu daha açılır. Arada kot farkı vardır. Bu iki şey sağlar. Bir, bunun depremdeki bir izolatör görevi görürken aynı zamanda su ihtiyacını da karşılar. Burada da fazla yağış olsa bile şuradaki kot farkı buradaki kuyudan taşar ve dışarı çıkar. Yani eve su basmaz. Bunu biz binlerce yıl kullanmışız, yapmışız. Ama şimdi öyle bir şeyimiz var mı? Yok. Yani şu an oturduğumuz binaların yani Allah'a alem. Öyle söyleyeyim. Yani. Çok yani çok tuhaf tuhaf. Peki İstanbul'da devam edelim. Peki. Kuyular yani Kuyular. kuyu konusu bitti mi? Sen bana konu başlıklarını gönderecektin, göndermedin. Evet. Ya biter mi? Acele etme. Dur. Var var. Kuyular bitti zannettim, kuyu konusu. Ha, yani daha gireceğiz yavaş yavaş. O kuyular o kadar sadece şey de değil. Daha ısınıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu elimdeki kaynak şu bir dakika. İstanbul'un antik çağ tarihi Sayın Murat Aslan'ın yazmış olduğu birçok doktora tezleri ve bununla ilgili şeyler de vardır. Orada çok ilginç bir ki onun ben birçok kitaplarını da okur ve oradan da güzel kaynaklar alırım. Özellikle kaynak belirtmesi çok iyi. Yani bütün kaynakların hatta Helenistik dönemde bu kaynak Helenistik dönemde verilmiş olan kaynağın o günkü Helence yazısını bile koyuyor. Altına da alfabesini bile koyuyor. Yani çok güzel bir çalışma yapmış. Şimdi size bir söz söyleyeceğim. Bakalım bu söz size neyi hatırlatacak? O kente yerleşecek insanlara ne mutlu. Hadi bakalım izleyicilerimiz de bu söz neyi hatırlatıyor? O şehre, o kente yerleşecek insanlara ne mutlu. Sözü nereden gelmiştir? Kime ait diye mi demek istiyorsun? Evet yani bununla bir kulak aşinalığımız var hepimizin, değil mi? İşte o ne kutlu şehir. Ne mutlu onu alana. Hazreti Peygamber'in Fetih Suresi mi? Tabii Peygamber Efendimiz'in bununla ilgili şeyi var, değil mi? Ne mutlu o şehri alana. Aslında Peygamberimiz 1000 yıl sonra bu sözü tekrar etmiştir. Çok ilginç. Söylendiği tarihten 1000 yıl sonra tekrar etmiştir. Allah Allah. Evet. Şimdi size tamamını okuyorum. Burada o dönemdeki yazı şeyi de var. Dediğim gibi kaynak verdim zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlara da. Şurada yazar. Kitabın kaynağını da verdim. O dönemki yazıtlardan alınmış. O kente yerleşecek insanlara ne mutlu. Trakya kıyısında Pontus'un ağzındaki burnun yanında balıkla geyiğin aynı yemden beslendiği yerde. Efendim bu Balıkla Delfi. evet. Evet. Kim Evet. yazmış peki? Kim demiş bunu? Evet İstanbul bu de Cumhuriyeti. Evet evet bu Delfi tapınağında. Yani Delfi tapınağı diyorlar da ben oraya tapınak demiyorum. Delfi bilgelik merkezi. Atina'da. Evet, bilgelik merkezinde yazan bir yazıdır. Milattan önce işte 600 küsürler mi öyle 500 küsürler mi öyle bir şey olması lazım. Yani o kaynak aktarımı var. Delfi sonra da kurulmuş olsa Delfi'de Bilici kalkasın mı? Kalkas. nasıl? Kalkasın sözü mü bu? Yok, aktarılmış. Yani daha Bilmiyorum. öncesinden de aktarılmış yani. Yani sözün milattan önce 600'lere geldiğini
Sonra Delphi kurulduktan sonra da Delphi'de aynı sözün var olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi burada tabii ki hani niçin çok önemli işte Ayasofya veyahut da o süreç ne kadar önemli olduğunu çok daha önceki tarihten de görüyoruz zaten. Bak o tarihte de müjde verilmiş şey olarak, dönem olarak da. Şimdi tabii ki daha sonraki 600 küsurlarda peygamberimizin söylemiş olduğu söz var. Aslında bu hep böyle bir dönemsel olarak devam etmiş. Aslında İstanbul çoğu kez de istila edilmiş zaten. Yani en son istilası şey olarak biliyorsun 1204'te Latinlerin istilası var. 50 yıllık bir süreç İstanbul'u yine yönetmişler. Fakat daha sonra ise 1453'te tekrardan geri alınmış şey olarak da, tarih olarak da. Şimdi burada tarihin ne kadar eskiye gittiğini görüyoruz ama bir de çam ağaçları var. Gene kuyularla da bağlantılı. İstanbul'da çok çam ağacı var. Çoğu bazı bölgelerde. Hangi bölgelerde? Önemli bölgeler. Peki çam ağacı ne zaman oraya dikildi? Yani bizim Türkiye'de çam ağacının geçmişi ne kadar? Çok yeni. Çok. Şu yangınlar çıktığında duyduk. Hep zeytin ağaçlarını kökleyip kökleyip çam ağacı yapmışlar. İtalyanlar, İspanyollar diye. Doğru mu? O sürece Dur, mi? Çok çok doğru. Bu bize İngilizlerin kakaladığı çok güzel bir oyundur. Yani şey olarak. İngilizlerin kakalamadığı oyun kalmadı zaten. Peki ne vardı da neyi söktüler? Şimdi o bölge zeytin, eyvallah. Ama bu bölge ne? Meşe palamudu. Evet. Meşeler çok önemli meşe. Yani meşe ağacı o kadar önemlidir ki, o kadar değerlidir ki hatta antik dönemde bile birçok sembole meşe palamudu ve meşe yaprağı hep sembolik olarak girmiştir zaten. İşte bunların hepsi yok edilerek yerine daha sonraki zamanda da çamlar dikilmiştir. Tamam. Çünkü meşe palamudunun faydasını saymakla bitmez. Evet. Yani dünya kadar faydası var ayrı mesele. Artı meşe odununun ısısı normal diğerlerinden kalori olarak çok daha yüksektir. Yani maden... Mobilyada da meşe mobilya olarak mobilya kullanımında falan hep satarlarken bu meşe bu çam derler. Yani o yüzden çam Tabii. ağacı değil mi? Çam ağacı Cam daha öyle şey cam. olarak galiba değersiz bir mobilya Evet. diyebiliyorum. Aynen öyle. Cam değersiz bir mobilyadır. Meşenin ısısı maden eritmede çok önemlidir. Yani maden eritirken meşe kullanırlar. Demir, altın, bakır, bronz yapımında. Bunlar hep meşenin ısısıyla elde edilen şeylerdir. Tamam. Ha, öyleyse burada bir ağaç türü yok edilirken aslında birçok meslek türü de yok ediliyor. Yani onların şeyi de artı meşe palamudu hani o da mesela sağlık şey açısından çok çok değerlidir. Bu yüzden de bunlar mesela dönem içerisinde işte bu tut Beykoz taraflarını, Yuşa taraflarından tut da yani bugün çam ormanı ne kadar varsa buralar eski meşelerin olması gereken yerlerdir. Peki meşe varsa hangi uygarlık var? Yani hangi uygarlık meşeyi tercih eder? Bak bunların hepsi senin Anadolu'daki tarihini binlerce yıl önceye takır 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 götürür. Yani bir araştırma yaparken bir ağacın bile, bir bitkinin bile önemi var. Bir türün bile Tabii ki. önemi var. Tabii ki. Evet. Her bölgenin endemik bitkileri vardır. Endemik hayvanları, endemik böcekleri vardır. Evet. Endemik çiçekleri, bitkileri vardır. O da o bölgenin şeyini, doğasını yansıtır.
tüm hepsi yani. Hep sen de söylersin ya. Evet. Evet. Şimdi tabii ki hani bu kuyular meselesine gidip gidip geleceğiz böyle. Ama bugün sana ve izleyicilerimize de biliyorsun benim çok böyle ben biraz daha böyle hani her gözümle görmem lazım ya her şeyi işte ona dokunmam lazım, görmem lazım. Ama çok güzel bir kaynaktan, çok güzel bir sürpriz bilgi aktaracağım. Hadi. O da bak bugün böyle biz tabii İstanbul için çalıştığımız için böyle araştırırken falan önüme çıktı. Aa dedim tam dedim Mukaddes Hanım'ım dedim. Çok güzel bir bilgi. Hani ve o sizin özellikle izleyiciler tarafından çok değerli bir bilgi elde ettim. O da bir kaynakta. Kaynağın adını da vereceğim. Ve şaşırtıcı da güzel bir şey. Evet. Yani niye şaşırtıcı? Evet, tarihte bununla ilgili birçok olay yok. Bu olduğu söylenir. Yani olduğu söylenir. Bazı kişiler vardır falandır filandır ama önemli olan oradaki kaynak olarak geçmesi benim için çok değerli bir şeydi. Aktarayım mı yoksa oyalayayım mı biraz hayır, daha? Hayır aktar. Merak et, o kadar güzel anlattın. Gösterecek misin? Söyleyecek misin? Kaynağı da göstereceğim. Evet. Yazıyı da okuyacağım buradan şimdi. Kaynağı göstereceksin. Aferin. Biz seninle bütün bu programları yaparken aslında hep bir mağaralara değindik. Belki aynı konuyu 3-5 defa, 10 defa anlattık. Ama çok seviyoruz hani, biz mağaralar konusunu. Sağ ol, teşekkür ederim. Hani şey vardır ya espri, işte benim suyla anlattık, çayla anlattık, yüzükle anlattık. fakat tabii biz anlatırken mecburen bazen kapalı anlatıyorsun. Hani bu evet. İlla bir şey. Niye? Çünkü bu insanların... Ve hep diyorlar ki Hüseyin Hocam anlat artık. bugün de dediler yine. Evet bir iki kere. Evet. Ya demek aslında biz o anlattıklarımızda çok formül ve çok şey verdik. Ama şifre. Hani şifre. Evet. Evet aslında açıkladık da yani böyle. Evet birkaç da yazmış. Evet arkadaşlar peygamberimizin burada çok önemlidir. Neden önem atfettiğinin de temeli yine aynı soydan yani aynı soydan gelen ondan daha önce de aktarılmış olan bir sözü önemsediği için Konstantin'e için ne mutlu orayı alana diye müjde vermiştir. Yani o yine atalarından gelen sözü tekrar etmiştir. Arada kaynatmaya çalıştım. Şimdi mağaraların, kuyuların, dehlizlerin önemi gerçekten her açıdan çok önemli. Simyevi açıdan çok önemli. Doğa açısından çok önemli. İnsan açısından çok önemli. Hatta ilim açısından çok önemli. Bilgi açısından çok önemli. İnsan, beyin, zihin ve algıları için çok önemli diye defalarca bunu elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Şimdi şöyle bir kaynağı okuyayım. Ben tabii bu arada hem araştırma için şeyler için sürekli Atina'ya da gidiyorum, geliyorum veyahut da işte birkaç yurt dışında da yerlere gidiyoruz. Araştırmalar, belgeler, kaynaklar için falan gidip geliyoruz. Atina Kalesi'nin bulunduğu yerin altında diyor. Böyle başlıyor. Bendeki işkenceye bakar mısın? Öyle mağaralar vardır ki her birinde çeşit çeşit kubbeler, saraylar, ibadet yerleri bulunur. Bu arayı tekrar edeyim mi? Burayı iyi dinlesinler çünkü. Bir dakika şurayı kapatayım. Evet. Kalsın açık kalsın. Evet. Atina Kalesi'nin bulunduğu yerin altında. Bunu sadece Atina olarak algılamayın arkadaşlar. Türkiye'nin her yeri için algılayabilirsiniz. Çünkü bir zamanlar orası da aynı şekilde bizim için çok önemli. Atalarımız, geçmiş atalarımız için de önemli bir yerdir.
Şimdi bazen böyle abidik gubidik şeyler söylüyor. Ben de çok fazla şey yapmıyorum artık. Artık dünya kabul ettiği şeyleri bizimkiler bile inkar ediyor yani. O da Yani ayrı şimdi enteresan. Atina dendiğinde bunu Yunan'a ait gibi düşünmeyin. Bizim Hayır. Evet. atalarımız olarak da düşünebilirsiniz. Çok daha eski atalarımız olarak da düşünebilirsiniz. Hatta yani burada bir de biliyorsun bilim adamının, ilim adamının şeyi olmaz. Hani onun ülkesi, şusu, busu olmaz. Bilim adamı bilim adamıdır, ilim adamı ilim adamıdır ve insanlık için vardır. Yani evrensel bir şeydir. Atina Kalesi'nin bulunduğu yerin altında öyle mağaralar vardır ki her birinde çeşit çeşit kubbeler, saraylar, ibadet yerleri bulunur. Bunlardan geçmiş filozoflardan Stalis, Bukrat, Pisagor, Kalinus, Filikos, Batlemyus, Mihan, Mihail ve Eflatun gibi bilginlerin odaları da bulunmaktadır. Daha yüzlerce var tabii. Ben kısa kestim. Odaları da bulunmaktadır. Hangi mağaraya girersen insanı büyüleyen hoş bir koku vardır. Bazı mağara sahipleri kimya üzerine, yani demek ki buradaki mağara bölümleri, yine şunu söylüyoruz. Ya kardeşim evin yok mu? Git evinde çalışsana. Hani Mağara ya yok mu? sahipleri diyor. Yani siviller gibi sanki, değil mi? Abi demek ki burada hepsinin odaları var, mağara odaları var. Şimdi bu bilim adamların veya o dönemki ilim adamların ya gitsin evinde çalışsın, yukarıda güzel bir ofis yapsın, bahçeli mahçeli. Niye oradasınız? Yani burada bak önemli bir şey var. Demek ki mağarada olmak, bir çalışmayı mağarada yapmak çok daha farklı bir şey. Bombaya geliyoruz şimdi. Tamam. Evet, ne dedik? Evet. Mağara sahipleri kimya üzerine çalıştıklarından kibrit, zırnık, zabak maddeleri de kokar diyor. Şimdi burada zırnığa girdiğimiz zaman anlıyoruz ki zehir ilmiyle de uğraşıyorlar. Zırnık bir kristal türüdür aslında. Bu kristal türü bizim Bizde zırnık çok az anlamına gelir, değil mi? Mesela zırnık vermem deriz zırnık koklatmam demekteki şu, biz, zırnık. zırnık bir tür zehir olduğu için ya sana zehir bile koklatmam. Tamam, yani sana o zehri bile koklatmam demek Vay canına. istiyor. Şimdi bir dakika, ha. Zırnın ne olduğunu da açıklayacağım. Hangi kristal türü? Çok tehlikeli bir kristal türüdür. Arseniktir. Arsenik içerir. Arsenik, siz eczacısınız, çok daha iyi bilirsiniz. Arsenik en zehirli kristallerden bir tanesidir. Toz haline getirilir, ezilir. Özellikle mesela çok gizli olan bölümlere arsenik serpilir. Kişi buralara girdiği zaman zehirlenir, felç olur, kanser olur ki arsenin hani şöyle etkilerini saymaya başlarsak bugün dönüp yediğimiz, içtiğimizden niye bu hale geldiğimizi bile anlarız. Yani arseni içeri nasıl sokulmuş onu bile incelemek lazım. Yani o da sizin konunuz olarak. Yani yediğimiz, içtiğimiz maddelerde bile artık gübreyle mi geliyor, neyle geliyor o da ayrı bir mesele. Neyse ben çok böyle şeylere girmiyorum. Evet, tekrar ediyorum, bombaya gelmedik daha. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, 1249. Bunların haricinde duymayacaklar kimse. Evet, tekrar bir başa sarıyorum ufak. Mağaraya giren insanı büyüleyen hoş bir koku vardır. Yani hoş kokuların da olduğunu. Kimi mağara sahiplerinde kimya üzerine çalıştıklarından, yani kimya ve simya. Yani kimya varsa simya da vardır işin içinde. Simya, kimyanın birleştirilerek elde edilen şeyler, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Mağaralarda evet, kibritin madenleri kokar. Eski zamanlarda bu şehre gelen filozoflar bu mağaralarda oturur, ders yapar, birbirleriyle ilmi görüşmeler yaparmış.
O yüzyılda öyle bilginler varmış ki, şimdi burada o bilginlerin içinde de bir ayrıcalık var. Öyle bilginler de varmış ki. Evet. Bağdat'taki bir bilgin ile Atina'daki bilgin birbirleriyle vasıtasız olarak gece gündüz görüşüp konuşurlarmış. Ya. Hani bunu Hüseyin dese şüphe et. Anlatabiliyor muyum? Hocam, Konuşurlarmış. Peki. hocam, Geliyorum hocam hocam. çok Buyurun. ilginç. Zaten bu bilim adamları atla deveyle birbirlerininle nasıl iletişim kurup nasıl, vay canına. Evet. Hocam bak burada bir mağaranın ve bir şeyin çok daha farklı bir önemi çıkıyor ortaya. Yani Evet, evet, şunu evet. diyorum Başka bir vize mi çıkıyor hocam? ya. Şimdi anlattık kahveyi Portallar, anlattık. kapılar. Bir dakika, başka bir şey çıkıyor. Evet. Abi bir realite çıkıyor ortaya. Orayı tekrardan okuyorum. O eski zamanlarda bu şehre gelen filozoflar bu mağaralarda oturur, ders yapar, birbirleriyle ilmi görüşmeler yapar. O yüzyılda öyle bilginler varmış ki Bağdat'taki bir bilgin ile Atina'daki bilgin birbiriyle vasıtasız olarak gece gündüz görüşüp konuşurlarmış. Bu çok acayip bir durumdur. Çünkü Atina'dan Bağdat aylar sürer. Yani at var, deve var o zaman. Kervanla atla gidiyorlar. Bir Hocam. de tabii bir de en eskiden yürüyerek gidiyor yani. Hadi at var, şu var, bilmem ne var. Çok Veya uzun zaman. yürüyerek gidiyor. Evet. Evet. Tabii ki burada daha birçok devam ediyorum hani bu şeyleri. Çünkü buranın İstanbul'la da çok bağlantısı var. Türkiye ile çok bağlantısı var. Bakın Bağdat işte veya diğer şeyler. Yani biz önemli bilim merkezlerini şimdi hani bir şehir şey hikayesinden gidersek işte Megaralılar işte gelirken işte Delfi Tapınağı'ndan dediler ki git körler şehrinin karşısına kur falan filan bir hikaye var. Hikayeler bizim için önemli. Yani bunu önemsiz olduğu için anlatmıyorum sonuçta ama o hikayeden çıkıp da ana plana geldiğim zaman onun gerçekten hikaye olduğunu görüyorsun. Yani ana planın arkasında çok daha farklı şeylerin yattığını. Şimdi Delfi, körler şehri neresi? Halkedon. Kuşanmış halk, donanımlı halk, bilge halk. Biliyorsun orada bilgelik merkezi var. Halkedon'da aslında. Ulu bilgelik merkezi var. Şimdi Delfi'deki bir kişinin oraya gönderirken zaten hedef gönderiyor. Yani hedef bilgi veriyor. O zaman anlıyoruz ki Delfi buradan giden bilginler Delfi'de yerleşmişler. Yani oradalar. Yani bunların ikisi arasında bağlantı var. Anlatabiliyor muyum? İkisinin arasında büyük bir bağlantı var. Ki bu bir de dediğimiz gibi yani çok uzak bir dönemden bahsetmiyoruz şey olarak. Yani aslında dönem içerisinde belki işlevi şeyi kapatılmış olan bir yer tekrardan faaliyete geçmiş oldu. Ayasofya veyahut da işte Sarayburnu dediğimiz zaman. Ama Yine ona bir gün şifreler okuyabilirseniz çok şey söylüyor canlar. tabii. Evet. Ve devam edin hocam siz. Ben Evet. sözünüzü kesip dikkatle Yok yok dinlemek lütfen. O bana da iyi istedim. oluyor. Mola veriyorum. Evet. Hayır, gerçekten yine bir şifre çıktı orada. Devam edin kaldığınız yerden siz. Evet. Yani burada şimdi İstanbul'un çok daha kıymet taşıdığını burada bahsedilenlerin yani Atina'daki bahsedilenlerin çok daha fazlası İstanbul'da olduğunu, hatta Anadolu'nun birçok yerinde olduğunu görüyoruz. Bugün işte Pierre Loti'yi biliyoruz, değil mi? Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen üst arkasındadır. Bugün
şunu diyebilirim ki Pierlotti'nin altı full dehlizlerle dolu. Hatta ve hatta çok böyle çok daha acayip şeylerin olduğu yer ve bu bunun Eyüp Sultan'la olan bağlantısı ve Eyüp Sultan gelmeden evvelki, bakın gene nerededir? Su kenarındadır Eyüp Sultan. Doğru mu? Evet. Hemen, değil mi? Haliç'in kenarındadır ki biz Haliç'i bugün böyle görüyoruz. Haliç eskiden daha geniş. Yani su oranı daha fazla olan, daha geniş sahaya. Şimdi doldura doldura veyahut da işte dereler, şunlar bunlar dura dura artık şey değiştirdi. Daha bir şeyde, geniş bir sahada. Peki Eyüp Sultan Hazretleri oradaysa ondan önce de orada birileri var demektir. Bunların hiçbiri, yani bu olayların hiçbiri canım burada istediği için beni buraya koyun değildir. Yani onun altına indiğimizde 1.000 yıl daha, 2.000 yıl daha, 3.000 yıl daha, 5.000 yıl daha gerilere gidebiliriz. Bu yüzden de bazı aranan kişiler vardır ki aslında hepsi üst üstedir veya yan yanadır. Şimdi orada da oluşan enerji merkezleri, onların ruhaniyetleri, bilgileri diyelim. Yani benim açımdan ruh bir bilgi, Allah'ın bir ilim, bilgi şeyidir. Bu açıdan baktığın zaman zaten bu yüzden girdiğindeki atmosfer çok farklı hale gelir. Ama alabilirsen, yani ama koklayabilirsen, ama görebilirsen, ama duyabilirsen. Yani burada artık kişilere bağlı olan şeyler gerçekleşiyor. Bu yüzden diyoruz ki konu gereği gene aman mağaralarımızı, dağlarımızı eksik etmeyelim. Gelin gidin, korkmayın. Korkacak bir şey yok buralarda. Korkacak olanlar korkutacak olanlardır. Kimleri korkutuyorsanız korkacağınız şeyler de o yüzden korkarsınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kimsenin korkacak bir şeyi yoktur. Yoksa eğer. Korkuttuğun bir şey yoksa korkacağın bir şey de yoktur. O yüzden rahat rahat gidebilirsiniz falan filan diyeyim. Burada Vay bir su canına. içeyim. Vay canına. Bak o dönemde mesela Atina'daki diyor 2 saat doğuda kayalık dağlar arasında da meşe ormanları içinde meşhur keşişhaneler varmış. Bakın meşenin ne kadar önemini. Ülkemizde tekrar meşe bir de çok biliyorsun her çok çıkan bir ağaç. Hani şey de değil. Böyle düştüğü her palamuttan meşe çıkar ya. Yani hem bereketli de bir ağaç. Şimdi meşe yok ortalıkta. Atina'da var mı? Yok. Yok. Orada da yok hocam. Yok orada da yok. Hele Atina yani artık Kerbela gibi olmuş. Akropolis'in etrafını gördünüz mü? Kilometrelerce bir tane etkili ağaç yok. Evet. Yani en azından zeytin ağaçları var. Tabii bu da şey. Ama şu var. Fakat gidin mesela orada çam yok. Çam bulamazsınız orada. Çok nadirdir yani. Vardır da. Tabii orada da bazı bölgelerinde çok çam var. Şu var. Hani oraya yapılan muameleyle Türkiye'ye yapılan muamele farklı değil. Yani birçok açıdan farklı değil. Çünkü buradaki gerçekler ortaya çıkarsa dünyanın artık böyle kaçacak deliği de kalmaz. Hocam çıksın artık bu gerçekler. Umarım şu belgeselde birçok gerçeği açıklayacaksınız. İnşallah. Tabii ki gerçekten güzel. Tarihi bir belgesel değil mi? Tabii tabii burada özellikle tarih var, mitoloji var. Jeoloji var. Özellikle profesörlerimiz, hocalarımız da olacak burada. Hani konu üzerine, kendi uzmanları üzerine onlar da olacak. Bu yaklaşık benim bir 15 yıllık, 20 yıllık bir hayalimdi. Belki daha eskiye dayanan bir şey vardı böyle. Çok güzel bir şekilde inşallah olacak. Hani
Çok da güzel şeyler de çıkacak. Yani görsel olarak da. Belki tarih çok daha geriye gidecek. Yani bundan hiçbir şüphemiz yok şey olarak da. Yani hadi ben Artvinliyim de hani işte sonradan geldim İstanbul'da doğdum ama yani şunu diyebilirim ki 10 bin yıl evvel de dedelerim de buradaymış zaten. Yani bizim için değişen bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bunların izleri de zaten mevcut. Yani Geçitler falan var mı şeyde? çok çok tabii ki var var. Yani Hatta daha güzel sürprizler var yani. Var yani güzel şeyler var. İnşallah daha sonra da başka dillere, bir sürü yabancı dile çevrilir hocam. Öyle zaten yaklaşık 3 dilde falan yayınlanacak. Bu sadece bir şey değil hani sinema belgesel olduğu için uluslararası bir platformda zaten yayınlanacak. Yaklaşık 3-4 dilde yayınlanacak inşallah. Bakalım hayırlısıyla Netflix'e girmez. Merak etmeyin hocam. yani. Netflix'e girmez. Bakalım kısmet öyle hayırlısı diyelim artık. Yani önce biz görevimiz yani projemizi bir tamamlayalım. Hakkıyla bir yapalım. Güzel bir şey çıkar inşallah. Ondan sonra Türkiye için bizim için çok önemli olan şey bu. Türkiye için önemli olan şey bu. Yani bizim ulusumuz, bizim milletimiz için. Yoksa çok da umurumda değil yani. Orada Avrupa'da seyretmiş de izlemiş hiç umurumda değil. Önemli olan doğru kaynakları, doğru bilgileri, doğru şeyleri bizim milletimiz, bizim ulusumuz Evet. bunlar için bir faydası olsun. Haklısın aslında. Gençler için. Haklısın hocam. Tabii. Gençler Aslında. için bir faydası olsun. Yani yeniden belki tarihe bakış açıları değişir. Belki çok iyi araştırmacılar, yani bugün bir sürü öğrenci, üniversitedeki öğrencilerin şu şeyi var. Yani bugün sinema televizyon okuyan binlerce öğrenci var, değil mi? Tarih okuyan binlerce. İşte arkeoloji öyle bir şeye gelmiş ki yani bazen soruyorum ya işte hocam dediler ki yani işte arkeolojide de bir şey yok. Yani öyle bir sindirmişler ki çocukları böyle her yönden. Ya bir arkeolog, bir sinema televizyoncu, bir araştırmacı bir araya gelse sizin dünyada yapacağınız araştırmaları hiçbir şey geçmez. Siz ne kadar mükemmel olursanız size de kaynak o kadar çok gelir. Yani korkmayın, yok aç mı kalırım, bu işten para kazanamam mı? Yani hem kazanırsınız hem yaparsınız. O yüzden tavsiyemdir bu tür gençlere. Böyle abidik bubidik filmler yapmayın. Güzel filmin de sinemasını da belgeselin de böyle çok farklı bir gözle yapın. Yani onların bu işe sahip çıkması bizim için daha önemli. Bizim işte belli bu saatten sonra yapacağımız şey ancak fikir vermek veya araştırmalara yardımcı olmaktır yani. Yani asıl beklentimiz onlar bizim. Hekimlerimiz yani keza bitki bilimi işte mesela işte kara kelimesi vardır işte bizde değil mi? Karadeniz olarak veyahut da kara ile ilgili bir sürü şey vardır. Bu mesela kara eski şeyde ön Türkçe'de de aynı zamanda büyük anlamına da gelir. Kuzeyi temsil etmekle beraber ama aslında daha çok büyük anlamına gelir. O yüzden hani bazı dallarla uğraşanları da hani şimdi anlıyorsun ki kara kam olmak öyle fasulye olmak değil. Ak ufak demektir. Yani kara büyük, ak ufaktır. Bu kelime şeyi olarak değişir. Şimdi karakam dediğin zaman ne yapman lazım? Gök bilimlerini bilmen lazım. Bütün gök bilimlerini bilmen lazım. Bitki bilimini bilmen lazım. Toprak bilimini bilmen lazım. Kimyayı bilmen lazım. Simyayı bilmen lazım ki sen karakam olabilesin. Oh, Tamam. büyükmüş. Yani bunları olmadan fasulyeden kam olunmuyor. Hani öyle davul çalmayla şaman olunmuyor. Ki orada bir karakam frekansı da çok iyi bilir, sesi de çok iyi bilir, gök bilimini çok iyi bilir, toprak işte hepsi karakam, akkam yetiştirir. Yani hani onun bir alt şeyidir. Ama bunların hepsi bu bilgilere sahip olan
kişiler yani şey yapar. Şimdi biz bilgiden uzaklaştığımız için bize her şey böyle şey gibi geliyor. Yani sadece bir mistik, bu mistisizmden çıkması lazım bunların. Yani bunların realitede artık böyle hakikaten bu insanlar yetişsin yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bir şey yapmak için bir şey uğraş vermek lazım. Hocam okullarımızda verilen kitaplardaki bilgiler, onların yani bir grubun verdiği bilgiler. Yani bizim ne arkeolojimize sahip çıkabildik ne tarihimize. Tarih kitaplarını da bizim elimize verdiler. Arkeolojide de onca arkeoloğa, onca biz bilim insanlarımıza rağmen biz hiçbir şey elleyemedik. İtalyanlar ellediler, Almanlar geldiler, açtılar. Hiç bir şeyi elleyemedik biliyorsunuz. Tabii. Göbeklitepe'de bile Schmidt yani bir şeyleri buldu. Ertesi gün işte çalındı heykel. Ne olduğu belli değil. Yani söylemeye çalıştım. Biz hiçbir şeye sahip çıkamadık. Yıllarca galiba uyutulduk. Belki biz uyumayı seçtik. Bundan sonra yavaş Evet. yavaş artık inanılmaz bir uyanış var Anadolu'ya. Ya Kolay kolay bir şey çok şimdi ilerlediler. Gerçi onlar da artık maskelerini indirdi. Onlar da artık açık açık yapıyorlar yani. Chemtrail'leri gözümüzde görüyoruz. Sıvıları gözümüzde. Yani geliyor tarlaları topluyor artık görüyoruz. Yani yıllarca sakladıkları şeyleri çok ortada yapıyorlar artık. Şu evet. saatten sonra da bizim onların kitaplarını okutmamamız, kendi arkeolojimize sahip çıkmamız, işte kendi belgesellerimizi sen kendin gece gündüzüne katıp ben biliyorum. Bu belgeseli hazırlamak için çabalıyorsun. Neden? 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 Bunları Evet, doğru. Doğru. sen kendi tarafında bir şey yapıyorsun. Yani senin bildiğin, seni Evet ilgilendiren, aslında. Evet senin aslında bunu kendim uzmanlık için alanın. biliyorum. Evet. 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 Yani şimdi maalesef şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Şimdi bunu bir bizim ülkemizdeki insanlardan duymak kötü bir şey mesela. Tabii ki burada kendimizi mecburen frenliyoruz. Ya madem ki bir şey yoluna çıktık hani çok da insanlara da şey yapmamak lazım ama üzülüyorsun. Anlatıyorsun şu 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 şu. Ya gelen bir tepkilere bakıyorsun. Hani böyle hakikaten çileden çıkasın geliyor. Kardeşim tepki verme. Git, bak, araştır. Daha güzelini koy ortaya. Evet. Getir de ki yanlış öğrenmişsin de. Aa diyeyim ulan hakikaten yanlış öğrenmişiz. Ama boş duyduklarını gelip bana aktarma. Boş işler onlar. O işleri geçeli bizim 30 sene olmuş. 53 yaşındayız. Yani daha dün yetiştirmedik. Onları geçeli 30 sene olmuş. Yani o yüzden böyle 30'lardan sonra başlayan bu tarih değiştirme süreci işte. Yani o kadar inanıyor. Adam diyor ki işte efendim diyor ama diyor Avrupalı bilim adamı da diyor şunu söylüyor. Ya kardeşim neye dayanarak söylüyor? Adam bir hikaye atmış. Herkes o hikayenin kaynağını sormuyor. Bugün araştırmalarımda şuna baktım. Şimdi aklımda bir profesör yine bizim tarihçi profesör. Muhteşem ya. Haddi çivi yazısında var olan yazıyı şey yapıyor. Dur söyleyeyim. Hurrilerden Haddi'ye kaynak olarak geçmiş. Hurri yazıtı Haddi yazısına kaynak olarak geçmiş. Çivi yazısındaki Anadolu imparatorluklarından isimlerini yazmış. Anadolu milattan önce kaç binler işte 3000'ler mi bu? 3500'ler falan. Ne yazıyor orada? Adam yani koymuş bunu buraya. Diyor ki ya diyor ne diyorsun diyor. Milattan sonra işte şu yıllarda diyor Göktürk yazıtlarında Türk kelimesi orada geçmiyor diyor. Milattan önce 3500-4000'lerde diyor. Haddi yazısında Türk krallığı yazıyor diyor ya. Türk krallığı yazıyor. Adam belge koymuş. Ama bizde kimse bilen yok. Bakıyorum izlenmesine baktım 120 kişi, 130 kişi var. Kaynak koymuş. Hani kendi değil mi? Profesör bu adam. Oraya kaynağı koymuş, yazıyı koymuş.
Biz hala bu başka bir dertteyiz. Hocam 42 bölüm aslında okuyoruz. kesinlikle doğru söylüyorsun. Bak şimdi. Sen kendince bir şeyler yapıyorsun. Ben kendimce her gün 2 saat, 2 saatin arkasında da bir 4 saat, 5 saat var. Bu böyle Evet. sadece bu 2 saat değil. En az 2 saat. Bazen 4 saatlik yayın yapıyorum biliyorsun. Ben kendimce bir şeyler yapıyorum. Herkes kendince bir şeyler yapmalı. Şu yayın çok ilginç. Şu yayın bile o kadar az izleniyor ki şu anda. O Evet. kadar az izleniyor ki şu anda. 1200 kişiyle yayın yapıyoruz. Evet. Yani hakikaten üzücü. Bir şeylerin artık yani buradaki canlar çok özel canlar bana göre şu anda. Benim için Yok, çok özeller. Çok yok özeller. hepsini. Vakitlerini ayırıp burada 2 saat bizi dinliyorlar. Sonra biz ne yapalım? Yani siz ne yapalım? Hakikaten burada yazmış her gün loy loy loy. Loy loy loy. Hala uyumaktayız. Uyumaktayız hala. Yapabileceğimiz bir şey yok hocama başka. Hayır. Ya şu önemli değil. Yani burada gerçekten bir kişi de olsa bu sohbeti zevkle bir şekilde hiç yapmaya devam ederim. Bu şey olarak önemli. Zaten burada bizim ne bil ve ne araştırdığımız ne bildiğimiz önemli değil. Önemli olan diğer insanların bunu yapması. Artık hani böyle farklı bakış açısına, farklı şeylere geçmesi. Önemli olan istediğiniz şey bu zaten. Yoksa hani çok izlendi davası değil ama ama artık Hayır uyanmak hocam, lazım. hayır hocam. Bu yani bunların izlenmesi bile bir uyanış işe. Ben ona üzülüyorum. Yoksa milyon kişi izlese ne Evet. olacak? Yani milyon kişi izlese ne olacak? Diyeceğiz ki milyon kişi artık uyanmış, uyanma yolunda. Evet. Ya o yani Hayır. şimdi çocuk genç kardeşlerimiz var. Hep yayında taktım kafaya. Yani bir kere gördüm 10 saniye. Yani Evet. erkek olduğunu düşündüğüm ojeli olan, ruju olan, şeyi olan erkek gibi yani sesi erkek galiba. Ama dişi gibi olan bir kardeşimiz bir yayın açıyor. 20 milyon kişi izliyor. Şey 20 bin kişi izliyor aynı anda. Nasıl ya? Nasıl yani? Evet. Anlamadım ben. Nasıl yani? Bir şey de anlatmıyor. Diyor ki kızlar ben bugün kuaföre gittim, kaşımı aldırdım, güzel olmuş mu? Bunu söylüyor. 20 bin kişi izliyor. 20 bin kişi. Değil mi? Evet. Yani ben ağlayacak gibi oldum gördüğümde. Bir kere gördüm. 10 saniye travma oldu. Hüseyin hocam. Bende Ne? travma oldu. Doğru. Ve insan ne kadar üzülüyor yani. Ne diyeyim ya? Diyecek bir şey yok tabii ki. Yani var mı sorularımız böyle güzel Bir kişi hani dünyayı değiştirmeye yeter enerji demişler. Öyle de gerçekten. şimdi bir arkadaşımız yazmıyor. Biz bugün enerji parayla şimdi bir gün başıma bir şey geldi. İşte eski Beykoz'luyum ben. Beykoz Orta şeyde. Böyle o zamanlar benim atölyem falan vardı. Dedim ki ev sahibine ya dedim burayı satsana bana. Böyle güzel ormanın içinde falan bir şey vardı. Atölyem de oradaydı. Dedi satarız dedi. Dedim ne kadar istiyorsun? Bir uçuk rakam söyledi ki akıllara zarar. Dedim ya sen kafayı mı yedin dedim ya. Bu kadar dedim paraya dedim oğlum sanki sen buraya dedim para mı verip aldın? Yani belli ki zaman içerisinde orman açmış bir şey yapmış. Sen ne diyorsun dedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken dedi. Parayla mı aldı dedi. Ondan sonra, tabii yani gülmekten kırıldım. Bir yandan da şu var. Ya Allah için diye su vermiş. Allah yiyin diye yiyecek vermiş. Allah işte bize bereki her şey vermiş. Biz de bakıyoruz şimdi Allah'ın verdiği suyu kaça satarız? Allah'ın verdiği suyu enerjiyi kaç... Ya bedava cennet yaptığı bir dünyada kendi kendine cehenneme çeviren bir tür yok ya. Yok hakikaten Geçen gün yok. bir hoca söyledi, Erol Çalı söyledi, yerlere yattım gülmekten. İşte ilk insanın yaşamaya başladığı yerde, yani cennet gibi tasvir edilen bütün dünya gezegeni boş hocam. Çok komik geldi bana ya. Bütün dünya gezegeni boş, küçücük bir Evet. yerde insan grubu yaşamaya başlamış.
toprak için, ağaç için, hayvan için birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Düşünsene, bütün dünya gezegeni boş, nereye gitse onun. Ama küçücük bir yerde birbirlerini yemeye başlamışlar yani. Toprak için, geyik için, işte öldürdükleri av hayvanları için. Ne güldüm, ne güldüm. Yayını kapattım, hala gülüyorum. Bütün dünya gezegeni boş, her yere gidebiliyorsun yani, düşün. Ya öyle, hala öyle yani. Yani hala Nasıl? düşün bak. Hala her yer boş. Yaşanılan yerler, ben şurada Denizli'den, İzmir yolu çok kalabalık. Gerçi de hala her şeye rağmen İzmir yolunda bile dakikalarca gidiyorsun boş. Buradan Ankara'ya doğru giderken her yer boş. Allah Allah. İnsanlar diyorum, bazen düşünüyorum. Denizli'ye 1 milyon insan üst üste sıkışmış. Ya bütün her yer boş. Neyin kavgası? Neyin kavgası yani? Anlayamıyorum bazen. Aynen öyle. Biz size de 5.000 kişi oturuyoruz ya. Yani bahçesi yok, osu yok, ağacı yok, suyu yok. 5.000 kişi biz sitede oturuyoruz. Yani bu nasıl bir aklımız var yani? Yani hakikaten komik yani. Yani bugünkü yeryüzü, bakın doğa her zaman kendi için elinden geleni yapar. Biz ne yaparsak yapalım. O tabii ki baktı ki bu insanoğlu bir tuhaf. Bu sefer ne yapıyor? Doğa bile şiddete başvuruyor. Hani yeter lan diyor, şuraya bir sel baskını, şuraya işte bilmem ne falan böyle bir şeye uğruyoruz yani. Çünkü seni ayakta tutmak için var olan doğa, sen bununla savaşıyorsun. Ya o senin için var zaten. Sen niye bununla savaşıyorsun? Niye yok ediyorsun? Veya kendi türünü niye yok ediyorsun? Şimdi hayvanlarda şöyle bir şey vardır. Bakın bu çok daha önce birçok şeyde testler, deneyler, zaten şeyler de yapılmış. Bir türü yok etmeye başladıkça türünün doğum şeyi artar. Doğurda hayvan sayısı artar. Yılda bir defaysa 3 defa 2 defaya dönmeye başlar. Çünkü mücadele eden. Çünkü bu hayvan türünün bu dönemsel olarak var olmak zorundadır. Bu mecburiyet de kendi için değil, insanlık içindir. Yani çünkü bu hayvan türü ortadan kalktığı zaman bu hayvan türünün insana zararlı olan şeyleri yok etmesi ortadan kalkacak ve bu insana zarar vermeye başlayacaktır. Veya soluduğu havadaki, biz hangi hayvanın havadaki hangi bakteriyi soluduğunu ve kendi bünyesinde barındırdığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu hayvan ortadan kalkarsa onu soluyacak bakteri kalmaz. Bu insana hastalık getirmeye başlar. Yani bu o kadar geniş bir şey ki. Bunlar şey diretirken biz hala yok etmeye çalışıyoruz. Yani işte şu an ineklerden başlayan bir süreç var biliyorsunuz zaten. Şaka gibi yani. Büyük şaka gibi. Hindistan'da kaç yüz bin tane inek öldürüldü bir gecede ya. Yani ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Bu yüzden hani peki ne zaman uyanacağız? Ne zaman akıllanacağız? Ben söyleyeyim sana, hiçbir zaman. Yani benim araştırmalarıma baktığımda önümdeki işte 1 milyon yıl içerisindeki olan olayların bugün hiçbiri değişmemiş. Hepsi hocam 70 bin yıl önce Lemurya batarken, bak Ali Burak var burada. 70 bin yıl önce Lemurya batmadan önce olan ne varsa aynısı şu anda. Güneşe gözlük giydirmek, yeraltılar, sahte kristaller, ileri bir teknoloji sevgili hocam. Yani hepsi uzaya gönderilen Starlink uyduları, ondan sonra iyi niyetle kurulan, çalınan bilgilerin, Nikola Tesla'dan iyi niyetle çalınan bilgilerin daha sonra kullanılması, işte atom bombalarının yapılması, iyi niyetle alınan bilgiler Lemuryalı atalarımızdan, Atlantisliler tarafından. Yani aslında hani güleceksin şimdi sen bana, 70 bin yıl önce Enki ile Enli'nin savaşı, Atlantis'le, yani bu evet, kesinlikle Adem'le
İblisin savaşı. Enki ile Enlil'in savaşı. Atlantis ile Lemurya'nın savaşı. Hakikaten bu insanoğluyla yılanoğlunun savaşı. Oldum olası bitmedi. Ve hep çoğunlukla biz kaybettik sevgili hocam. Yeniden bana göre 145. Adem dönemi. İşte bazı hocalar diyorlar 5. Adem dönemi. Kimi diyor 4. Ben çok daha fazla olduğunu, çünkü 4,5 milyar yıllık dünya gezegeni. Biz de çok fazladır buradayız. Öyle 200 milyon yıllık falan değil. Yok, defalarca tabii. Yani son Adem dönemini biliyoruz biz. Yani yaklaşık 12 bin yıl öncesine inen bir tarihe sahibiz. Aşağı yukarı o tarihi biliyoruz. Gerisini bilmiyoruz. Ama artık yavaş yavaş işte bugün Göbekli Tepe, ben ilk bulunduğu an itibarıyla biz de bazı bir şekilde, öyle söyleyeyim, biz de bir şekilde bilgiler sahibi oluyoruz. Yani vahiyler hala akmaya devam etmekte. Vahiy değil, ilham olarak gelmekte, rüyada gelmekte, işte kalben gelmekte, kanallarla gelmekte. Göbekli Tepe ilk bulunduğu anda, ben o zaman televizyonda yayınlar yapıyorum, dedim ki 70 bin yıl öncesine ait. O zaman dediler işte 2 bin yıl, 3 bin yıl, 4 bin yıl derken 15 bine çıktı. Şimdi yavaş yavaş 30 bin demeye başladı. Hayır, 70 bin yıl diyorum ben. Benim atalarım Lemurya'da batmadan önce geldiler ve yaptılar. Orası yok edilmeden önce geldiler ve yaptılar. Ve burayla da iletişim kurdular, Lemurya'dan burayla. Telepati, zaten onların konuşmasına gerek yok. Onlar düşünür ve olur. Bu kadar basit. Buradaki, Anadolu'daki, yani birçok yerde bugün ışık tapınakları denilen yerler, o zaman orada sevgili hocam, burada da yaptılar, birçok yerde. Bilmeden götürülüyoruz. Bilmeden bizler de gittik. Bir gün yayını kapatınca arayayım ben sizi. Fethiye'de biz nereye gittik, ne oldu? Sevgili hocam, aslında 70 bin yıl öncesine dayanıyor bizim soyumuz. Adam demek, Adem demek, Türk demek, Türk demek, Lemurya demek, Mu demek. Sevgili hocam, işte bunları yavaş yavaş konuşacağız. Ben de anlatmaya başlamadım. 1-2-3 yayın var bunlarla ilgili. Eğitimlerde verdiğim için sevgili hocalar davet ettiler birçok okulda. Buralarda anlatmadık o zaman. Sonra da kaldı. Ama illaki konuşacağız. Artık konuşuluyor. Şifre kalmadı hiç. Mu denirdi, Lemurya denmezdi. Çıktı ortaya. Lemurya olarak çıktı. Yarın diyoruz ki Mukavya aynı zamanda. Mukavya derlerdi. Mukavya olarak çıkacak. Şimdilik bu bilgiler yavaş yavaş çıkacak. Türklerin kim olduğu, Türklüğün kim olduğu, ne olduğu, inşallah senin de araştırmalarınla, sen İstanbul'la, sen Anadolu topraklarını ciddi ciddi bilimsel araştırmalarla ortaya çıkaran büyük bir, bana göre Türkiye'nin ilim insanısın ve Türkiye için kıymetlisin yani. Şimdi belgeselle de bunu belgelemek. Evet. Artık daha fazla ne yapalım diyorsun hocam, gözlerine mi sokayım yani? Demin çok ilginç bir şey söyledin. Yani evet. Neden 300 yıl öncesine, 300 yıl geçmişine bakıyorsun, İsa'dan sonra 300'üne bakıyorsun? Ayasofya'nın dedin bana. 15 evet. bine kadar gidebilir dedin. Yani evet. kim bilir, belki daha eskiye gidebilir. Tabii değil, daha demirine de gider. Daha geriye de gider. Ya burada anladığım kadarıyla şu, anladım derken şu var. Aslında biz gençliğimizden, çocukluğumuzdan bugüne kadar geçen süreçte demin güzel bir şey söyledin ya, kimin için? Evet ya, ben tatmin oldum. Yani benim içinmiş. Ben anladım ki kimse bana artık hani tarihte bir kül yutturamaz. Yani anlatabiliyor muyum? Hani ben ikna oldum. Birilerini ikna etmeli miyim? Sorarsa anlatmalıyım. Ama ikna etmek için asla uğraşmamalıyım. Yani niye ikna edeyim ki? Çünkü böyle bir derdim yok. Anladım. Ha, sorarsa, şimdi soruda iki şey vardır. Mukaddes Hanım, bu bazen işte biz de bir sürü insan karşılaşıyoruz. Soru şekli vardır. Peki sen bu konu için ne diyorsun? Anlıyorum ki, ben de diyorum ki sen ne duymak istiyorsun? Onu söyle bana. Çünkü sorduğun soru şekli
Ben biliyorum da bakalım sen biliyor musun sorusudur. Ama biri de var şunu söyledi şey hanım. Ya bu konuyu yani bu konuyla ilgili ne bulabilirim? Başka ne var? Bana anlatabileceğim başka ne var dersen anlarsın ki adam bir şeyleri araştırıyor ve bilgi arıyor. Ama öbür soru şekli zaten gelişinden belli. Peki buna ne diyeceksin? Sana bir şey demeyeceğim. Merak etme. Sen devam et yolunda. Bu yüzden hani evet ha şu var. Ya Allah bugün hani iddiam şu birkaç şeyde biliyorsun senin şeyde de programda da iddia etmiştim. Tanıdığınız dedim bütün büyücüleri getirin. Zırnık etki edemez. Hala da iddialıyım. Niye? Çünkü yani artık böyle yani, lay lay lom yani. Veya işte tarihte işte şunla ilgili hani bildiklerimle bilmediklerim tarafı değil mi? Tarih abi kimi getirir sen getir. Buyursun sohbet edeceksek edelim. Hani ben de karşılıklı öğreneceksem veyahut da bir şeyler şey yapacağım. Ama yok hani işin başka tarafıysa ya hiç uğraşma. Şimdi sen yıllarını vermişsin araştırmaya bak ne acayip ne değişik şeyler söylüyorsun. Şimdi bunları söylediğin zaman ben ne yapıyorum? Dur bir dakika diyorum. Burada bir pencere daha açıldı. Şuradan da bir bakayım. Anladın mı? O pencereden de bir bakayım ben. Bakalım oradan ne göreceğiz. Ama bu anlayışta olan insan sayısı belli işte. Yani şu anda 1447, 1452. Yani o bak zevkle belki katılmıyorlar. Çok normaldir. Yani belki başka fikirleri var. Ama şu var. Evet. Başka ne pencere açılıyor? Buna bakmak lazım. O yüzden biz kendimizi ikna etmişiz. Siz kendinizi ikna etmişsiniz. Bak karşılıklı ne kadar güzel şey arkası da yani yayın arkası da biz bir sürü bilgi alışverişi yapıyoruz değil mi? Onunla. Hatta bazen oluyor bazen böyle iddia ettiğim çok şeyde sonra arıyorum diyorum ki ya Hakan bunu iddia etmiştim ama sana bu iş öyle değilmiş. Ondan sonra yani bunlar gurur kırıcı şeyler değil ki bunlar bizim için öğrenmek kadar onur duyucu, gurur duyucu hiçbir şey yoktur zaten. Tabii ki, tabii ki hocam. Yani araştırmak lazım. Araştırmak, Evet. araştırmak, araştırmak. Ve artık O yüzden biz bize yani biz bizden olanlarla yürümeliyiz. Ve tabii ki maalesef ki sevgili hocam bir de şunu da söyleyeceğim. Biz bizden zannediyoruz da bizden değiller. Çoktan fonlanmış olanlar var. Bu işi yapanlar, benim işimi yapanlar, senin işini yapanlar, yazanlar, çizenler. Yani o kadar ayırt edemiyoruz ki artık. O kadar ayırt edemiyoruz ki. mukaddes. Bunlara hak veriyoruz. Niye biliyor musun? Ya adam fonlanmış zaten kardeşim. Hani işi bu. Çerçevesi bu. Zaten o adam senin benim karşıma çıkmaz. Öldürsen çıkmaz. Bak iddia ediyorum. Gelelim hep beraber canlı yayın yapalım. Koy vallahi çıkmaz billahi çıkmaz. Niye? Çünkü madara olacağını bilir. Ama ona da hak veriyorum. Neden biliyor musun? Ya adam bunun için para alıyor kardeşim. İşi bu adamın zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı şu. Biz negatif, pozitif, o, bu, farklı her şey söyleyebiliriz. Ama sıkıntı şu. Diyorum ki sen neyi kullanıyorsun? Hani buna inanırken neyi kullanıyorsun? Yani hiç mi eleğin yok? Hiç mi bir süzgeçten geçirmiyorsun. Hani kızdığımız nokta genelde o noktalardır. Yoksa evet adam işi bu, misyonu bu. Misyoner adam. Yani anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi senle ben de karşı karşıya gelmez bu adam. Merak etme. Gelse de çok nadirdir. Gelse de nasıl kıvıracağını iyi bilir zaten. Yani o konuda şey yok. Tabii, gelenler oldu, gelenler oldu hocam, gelenler oldu, bilmedik. Benim böyle hem sağ lob hem sol lob eşit çalışır ya, aklım başka bir şey söylüyor, kalbim başka bir şey, kalbim hep bilir. Ben de çok kandım diyeyim hocam, kandım, ben de kandım. Zaten Ocak ayından sonra, hep söylüyorum, Ocak ayından sonra
Bakalım kimler gelecek bu kanala, kimler gidecek, bakacağız hocam. Hep şifre verdim ben de. Ocak ayından sonra şimdilik işte yayınları bir iki ay öncesinden planladığımız için gelenler gelsin. Bu Ocak Evet. ayından sonra bakmak lazım. Yani artık yavaş yavaş ben de biraz daha hani daha hayır demeyi öğrenmem lazım artık. Öyle herkes elini kolunu sallayıp da gelmeyecek buraya. E Çünkü tabii büyük şimdi vebali var, çünkü bilmiyoruz. Bazen anlamıyoruz hocam. maalesef Anlamıyoruz. sıkıntı o. Anlamıyoruz. Büyük vebali var. Evet. Yani problem orada zaten. Yani insanlar öyle bir şeye kanar ki sonra bu şu ya ama Hocam, bu o kadar şifre evet. veriyorum ki ben şifre veriyorum. Bir sürü şifre veriyorum. Ben şimdi Hüseyin Güngör'ü buraya getirdimse, eğitim veriyorsa koştura 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 gidin diye vermiyorum ki. Evet. Yani bir kalbinize sorun. Bir anlayın yani. Neyse artık bundan Tabii sonra tabii. bakalım. Bundan sonra biz de biraz daha şey yapacağız, dikkatli olacağız sevgili hocam. Kesin, tabii, doğru, kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi benim kara kaplı defterler çoktur. Herkes elimi ele geçirmeye çalışıyor bunları. Bakayım şu kara kaplı defter. Bakayım, Yok bakayım hocam. artık gösterir sadece. Burada tabii ne diyeyim sana? Yani bir sürü çalışmalar vardır. Tamam mı ya? İnanamayacağın çalışmalar. Yani burası benim raf doludur komple. Bir de bende şey huyu var. Şimdi baktım, araştırdım, okudum, geldim ya. Şimdi tek tek oturup bir de yazarım. Hani. Hatta Tamam. okurken bile buradan yazarım. Tamam mı? Hani şeye yazayım diye dünya kadar bazen kendim bakıyorum ulan diyorum ben bunları diyorum nereden bulmuşum nasıl araştırmış neler varmış yani o yüzden arada bakıyorum bu daha önce işte Göktürkçe öğrenmek için çalıştığım şeyler bakayım burada ilginç şeyler var mı diye bir an ona baktım evet yani bir sorular varsa alabiliriz. Bu arada yine hep tekrar edeceğim şey şu. Yazı yokken yok gibi düşünün. Sembol ile nasıl okurum? Yani sembol bir yazı dilidir. Buna kendimizi biraz yoğunlaştırırsak yine senin programındaydı herhalde asa ile ilgili, asabiyet ve asa ile ilgili şeyler yapmıştık. Bunlara yoğunlaşırsak bir yazı bir şeyin altındaki yazıyı görmeden üstündeki figürlerle yazının aynısını okuyabiliriz. Yani aşağı yukarı şey yaparız. Bunlara bol bol şey yapsınlar. Çalışsınlar. Sembolleri özel olarak anlatmak lazım. Ben sadece hep Evet. sembollere dikkat çektim. Sembollere dikkat edin dedim. Semboller konusunda dikkatlerini çektim. Bundan sonra biraz daha sembollere dikkat etmelerini gerçekten isteyeceğim. Tabii bir de süreçleri yani sembollerde şu çok önemli. Kelimelerde de mesela konuştuğumuz kelimeler veyahut da eskidenki kelimelere baktığınız zaman sürekliliğine bakmak lazım. Yani aynı sembolün sürekliliği ne kadar takip etmiş ve hep nerede? Hocam, Hangi özür dilerim. Bir de şey soruyorlar. Mağaralarda izlerden ne? Mağaralarda gizlenen gerçeklerle bizlerden gizlenen gerçeklerle karşılaşıyor muyuz demiş hocam. Tabii ki, tabii ki. Evet, yani tabii ki bu tarihsel dönemde de mağaralara yani binlerce yıldır çok önem verdikleri için bir de çok bazı belgeler dahil, yani içine belgeler, bazı kanıtlar dahil mağara içinde bile çok güzel bir şekilde gizlenmişler. Yani karşılaşıyoruz. Enteresan, böyle hani aklın durduğu şeyler olmuyor mu? Evet, oluyor hakikaten. Onu da yine akılla çözüyorsun zaten. Hani şey. Bu yüzden mağaralarda beş duyunuzu kullanmak çok önemlidir. Bunu hep üstünde duruyoruz. Hani koku almak, duymak, görmek, hissetmek.
Bunların bir şeyin işte tat şeyi, bunlar çok önemlidir. Bunları alıştırdığınız zaman mesela ne arıyorum ben? Diyelim ki eski kitap arıyorum. Tamam, kitap arıyorum. Şimdi yapman gereken ne? Dur bakayım, eski kitaplarım burada değil, kasamda gizli. Eski, yani gizlerken eski şey. Şöyle, o eski kitabı al, kokla, 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 Ay, defalarca kokla. benim de kitap koklama özelliğim vardı Heh. hocam. Şimdi gittin bir yere ya, tamam mı? Diyelim işte mağara veya bu tür yerlerde, evet hakikaten çok gizlenen şeyler olmuştur. Niye? Aslında dönem içerisinde çok fazla saldırı olmuş. Yani bilgi bile, bilgi saldırıları daha fazla olmuş aslında. Tamam mı? Ne yapmışlar? Orijinal olan bütün her şeyleri böyle su geçirmez halde saklamışlar. Genelde de bunlar dehlizler ve mağaralardır zaten. Şimdi bu alışkanlığı elde ettiğimiz zaman sonra başta koklamaya aynı kokuyu alırsın. Yani bu tabii yani %100 bir yöntem değil. Yani %5'lik bir yöntemdir, %1'lik bir yöntemdir ama etkendir. Etkenleri bir araya getirirsen ne bulacağını çok iyi bilirsin. Yani burada bütün duyuları, bütün her şeyi bir araya getirmek lazım. Oksijen miktarını bile anlayabiliyoruz yani. Tabii bu yıllardır oralarda hayat geçirdiğimiz için hani bazen yapıyorum, bir şey yapıyoruz. Diyorum ki burada monoksit fazla var. Burada karbondioksit biraz az, oksijen biraz azalmış. O buranın oksijeni normalin %22, işte %23 diyebiliyorsun yani. Çünkü bu artık meleke haline Su gelmiş. varsa zaten oksijen üretimi çok fazladır. Değil Evet. mi? Su Su varsa. var. Evet. Su varsa bir zehirlenme olmaz zaten. Hele akıyorsa zaten hem enerji açısından hem de oranın temizliği açısından, yani hava temizliği açısından çok çok değerlidir. Tabii mağaralarda zaman kavramı demişler ama bu konuyu daha önce biz Kesin. konuştuk. Evet. Zaman bükülmesi var mı mağaralarda? Demiştiler, Kesinlikle. konuştuk. Evet, kesinlikle. Bunu hatta şöyle tas diyebiliriz de şey olarak da Kehf suresine baktığımız zaman mağaradaki mağara ehli ile ilgili olan tanımlara biz ona öyle bakmıyoruz tabii. Biz ona baktığımız zaman bize ayetin vermiş olduğu çok önemli bir bilgi var aslında. Bu şekilde bakıyoruz. Burada hemen hemen bütün mağaralara girin, biraz zaman geçirin. Dışarı çıktığınızda hepiniz de aynı şey olacaktır. Bu kişiye özel bir şey değildir. Çok uzun zaman geçmesine rağmen size zaman kısa gibi gelir. Halbuki orada uzun bir zaman geçirmişsinizdir. Bu mağaraların özellikleri. Yani tabii bazı bölgelerde bu etken artıyor. Yani dediğimiz gibi içindeki kristal yapıları, su yapıları, bunlar değişkenlik sağlayan şeylerdir. Bazı bölgeler var mesela, orada 10 gün kalsan bir saat sonra çıktın zannedersin yani. Anladın mı? Öyle Aa. tabii, öyle şeyler de var zaten. Ama bu da bir ayrı bir şey yani, çok değişik bir şey yani. Yani 10 gün kalıp hiçbir şey yemeden, içmeden, uyumadan bir saat sonra çıktın gibi Ha, bir saat hissediyorum. sonra çıktım dersin yani. Hani bunu abartı olarak bile söylediğimi düşünsen, emin ol bunu yaşayacağın birçok şey vardır yani. Çok enteresan yerler var. Çok ilginç hocam. Evet. Yani burada zaten yani mağara ile ilgili olan, bu yüzden şey şu çok önemli. Ben Türkiye'de mağara turizminin artık, hani bunu turizm diyorum da bakmayın öyle dedim, turizminin korunmasının, koruma altına alınmasını ve mağara turizminin ne kadar geliştirir, ne kadar tavana çıkarırsak bu ülkenin bilgeleri de o kadar fazla artar. Çok ilginç. Tabii şeyler, yedi uyuyanlar, Eshab-ı Kehf, 6-7 tane yerden bahsediliyor mesela. Türkiye'de Doğru. 6-7 yerde, yok işte burada Şirince'de, şeyde de var, Selçuk'ta var. Orası değil. Orası Tarsus. %100 değil. Onu söyleyebilirim. Tarsus'ta var bir tane. Tabii Evet. ben de Diyarbakır'da var. %100 değil. Diyarbakır'da var. Ben Tarsus olduğunu düşünüyorum gerçi de. Evet.
Ya aslında burada şöyle yapmak lazım. Mesela bu konu üzerine bir ufak şey yaparsak, çünkü izleyicilerimizin çoğu geziyor zaten. Diyelim ki yani Tarsus'a gittik veya başka bir yerdeki bir yedi uyarılara gittik. Şimdi yedi uyarılarda zaten bir tarih var. Net tarih var. Burada kapının yönü, işte bütün her şey belli. Yani bunların uyması gerekiyor. Şimdi ne diyor? Güneş diyor, tamam mı? Doğarken sol taraflarından, yani anlıyoruz ki solumuz doğu, sağımız batı, önümüz Aynen. neresi? Kur'an-ı Kerim'de değil mi öyle yazıyor ayette? Tabii, o Evet. zaman anlıyorsun ki kapının burada olması lazım. Peki ben buradan gelen güneş doğarken bir ışık geldi, güneşin ışığı geldiği, batarken de geldiği söyleniyor. Sonra bunun bir makas hareketi yaptığını söylüyor. Yani şöyle geldiğini söylüyor. Geldiği zaman makas hareketinde kişiler bunun altında. Tamam mı? Yani burada bir üçgenden bahsediyor. Fakat burada şu da var. Demek ki solda ve sağda delikler olması lazım. Evet. O ilk ışıkların ve son ışıkların. İlk Evet. ışık neyi sağlıyor? İlk ışık buradaki bakterilerin uyanmasını, sonra buradan gelen ışıkla da o bakterilerin uyumasını, yani bir şey harekete geçirdiği bir şey vardır. Bizim gözümüzde görmediğimiz, ben bakteri dedim de hani bu ışın çeşitleri de olur. Vardır yani işte gece hiçbir şekilde ışık alma. Hani gündüz ışığı girsin içeri. Değil mi? Bu bir şeyleri harekete geçiriyor çünkü. Ha, burada anlıyoruz ki zaten tarih var. Solda, sağda delik olması lazım. Güneş doğarken buradan girmesi, batarken de buradan görmemiz lazım. Önümüz bu sefer ne yapıyor? Kuzeye mi bakıyor böyle olunca? Evet. Evet, kuzeye bakıyor. Yani solumuzda ise yanlış mı? Yok, güneye bakar. Solumuzda kalacaksa doğu, batı, değil mi? Kuzey, güney. Ha, o zaman bakıyoruz, yani örnek veriyorum, bu böyledir diye demiyorum, ayete baksınlar. Eğer sağ taraflarından doğuyorsa o zaman yüzün, yani kapı girişinin kuzeye bakması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani burada tarih vermiş zaten şey olarak. Artı şu var aslında. Ya biz aslında gelecek dönemde uyku kabininin nasıl yapılması gerektiğini öğreniyoruz biz burada. Fakat bunu iyi incelememiz gerekiyor. Yani Yani bunlar bilmem kaç yüzyıl uykuda kalmışlar. O 300 yıl, zaman evet. insanlar uyudukları kabinleri de buna benzer yaparlarsa genç kalabilirler uyudukları Ya yerde. Allah vermiş formülü. Ne Yani zekiyim vermiş. ya. Ben ne Bak. zekiyim, nasıl anladım ya. Bak ne Evet. dediğini Bak. anlayıverdim. Evet. Yani Allah formülü vermiş. Biz sadece formüle bakmıyoruz. Bunun mümkün olduğunu kendi örnekle anlatmış. Yani şimdi bir örnek daha vereyim. Onu daha önce yanlış hatırlamıyorsam vermiştik şey olarak sen, ama yine şunu söyleyeyim. Cin suresini iyi okursan uydunun nasıl yapıldığını, hangi katmanda olması gerektiğini zaten vermiş. Yani var burada. Hani ben aklımda kalanı şey yapayım, ama onu mutlaka bir gün onu işleyelim. Yani tekrar işleyelim. Daha önce yapmıştık sizle onu. Bir daha yapalım şey olarak da. Biz diyor eskiden göğün, semanın şu katına çıkarız. Oradan dinleme yapardık. Evet. Dinlediklerimizi gelir anlatırdık. Yakalayabildiklerimizi, bakın çok enteresandır. Yakalayabildiklerimizi gelir anlatırdık. Sonra bize burası yasaklandı. Artık biz oraya çıkar çıkmaz alev ışınları gelmeye başladı, yanmaya başladık. Biz buraya çıkamaz olduk. Şimdi bunu araştıran adam ne yapıyor? La diyor, bir dakika diyor. Ben diyor işte stratosferle atıyorum, neyse uydunun yerleştiği yer. Şuraya diyor, yani dönemin cini gitti, teknoloji cini geldi. Adı ne oldu? Uydu.
Şimdi ne yapıyor? Aynı sahaya adam, aynı sahaya uyduyu çıkarıyor. Oradan bütün dinlemeleri yapıyor. Hatta abartıyor artık, haber alma, haber verme. Bak dikkat et, aynı işlem, hiçbir şey değişmemiş. Aynı sevgilim. Ha, ama Aynı. burada bir uyarı daha var. Sonu güzel. Eyvallah. Ama bu kötü amaçlı olmaya başladığında o ışın topları, o uyduları yakar yakar. Yakar da bir daha çıkamazlar oraya. Yani biz ayet veyahut da tarihsel olaylardakilerini iyi baktığımız zaman sebep ve sonuçların nereye gideceğini bilmeme şansımız yok. Bu yüzden tarihten veya bu yüzden olaylardan örnek verir. Bak, bunun aynısı. Bugün, o gün bu gerçekleştiğinde bugün bunun aynısı oluyor. Siz bunları yapıyorsunuz. Başınıza gelecek olan da bunun aynısı. Ha, o gün ışın gelmiştir. Bugün başka bir şey gelir. Atıyorum, bugün göktaşıdır. Bugün güneş ışınları gelir falan filan. Burada uyanıklık yapmak insan faydasına ise teknoloji çok güzel. Veya ilerlemek çok güzel. Ama insan zararına ise burada müdahale gelir. %100 gelir. Ne zaman? İnsanların bu konuda ne kadar kötülük yapabileceğine bağlı olarak gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir cin suresinde biz aslında adama, yani biz uydunun nasıl yapıldığını, hangi katmanda bulunması gerektiğini, dinleme sistemin nasıl olacağını zaten yazmış, anlatmış komple. Var burada ya. Anlatabiliyor muyum? Şey de öyle işte, mağaralar konusunda da bakın ne kadar güzel. Ne Mağara, bir tane şey şifreler var. var, ne şifreler var Tabii. Kur'an-ı Kerim'de. Ve insanlar Yani tabii Elon Musk'ın ve Bill Gates'in ikisinin de yanında Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen, Arapçayı iyi konuşan din adamlarını taşıdığını biliyoruz sevgili hocam. kesinlikle. Kur'an-ı Tabii. Kerim'i çevirip çevirip bilim yapıyorlar. Aynı Tabii. Tabii. süreç. Aynı Tabii. süreç. Ya bunun gibi yüzler, yani daha dünya kadar şey var. Yani ben bazen aradığım şeyleri oradan bakıyorum. Dur bakayım diyorum. Bununla diyorum ilgili ayet ne olabilir diyorum. Pat pat onlara bir bakıyorum. Aha, çatır 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 elimle koymuş gibi buluyorsun. Veyahut da işte mantığını çözüyorsun şey olarak da. Mesela yine yanlış hatırlıyor olabilirim ama Kehf suresindeydi. Öyleyse mağaralara sığının ki orada sizin için ferahlık vardır. Cinler için Yani hatta biz onları dağlara, denizlere serptik diyor. Çok hı? doğru hocam demiş Ramazan Hoca. Biz onları dağlara, denizlere serptik diyormuş Kur'an-ı Kerim'de hocam. Evet. Yani sağ ol, yani katkılar için hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle hızlı geçiyorum, bazen görüyorum şeyleri de harika, çok güzel şeyler yazıyorlar. Şurada hocam, şurada ben bir daha başa Gördüm gördüm. çizeyim. Evet, gördüm. Şimdi dediğim gibi burada biz hani ana konumuz mağaralar, su, kuyu, su, bunlar hep aynı kap içerisinde, aynı kavram içerisinde. Bugün dünyanın en iyi suyu olan Zemzem'in de değil mi? Üç tane gelen kaynaktan birleşen bir sudan olduğunu görüyoruz. Yani bir birleşenden olduğunu görüyoruz. O suya en yakın işte Eyüp Sultan'da çıkan su. Oradaki su ona en yakın sudur. Yani hatta çok yakın olarak da bunun şeyleri yapılmış. Ama burada da yine hep dehlizler, o mağaralar, o hep bunlara rastlıyoruz. Yani sadece biz bu şeyi unutmuşuz. İşte Atina'daki veya hani biz hep şey diyoruz ya, işte bu adamlar bir ya adamlar akşama kadar birbirleriyle sohbet ediyorlar. Ve arada hiçbir aracı yok diyor yani. Hocam, Ya bu evet. nasıl bir iletişim sistemidir? Evet. Bak, bu muhteşem bir iletişim sistemidir. İşte Yani orada illa sizin bu fikrinizi soruyorlar. Sizce nedir hocam diye. Çok sordular hocam. ben de işte habire oyalıyorum ki başka bir şey söyleyeyim diye. Sizin Yani fikriniz nedir demişler. nasıl? Sizin fikriniz nedir? Ne, nasıl konuşmuşlar demişler. Diyorlar canlarımız. Evet. Yani güzel.
Benim fikrim olarak bir şey diyemem ama bununla ilgili hani iki tane şey var, iki yöntem var. Bunlardan bir tanesi, evet, sadece ses olarak yani görüşme imkanı, burada hiçbir şey yok. İkincisi ise, diğer yöntem ise o özellikle burada bahsettiği bazı kişiler davasında şu vardır. Hakikaten o dehliz, yani buradaki dehlizden girip atıyorum Bağdat'taki dehlizden çıkman çok kısa bir süre içerisinde olma ihtimali olabilir, düşüncem olarak böyle olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Yani Ama ilk şey, iletişimi, ses iletişimini çok fazla kullanımı bu mümkün. Bunu da zaten çok kullanmışlar. Hatta bununla ilgili bir gün böyle İstanbul'da bir şey olursa, İstanbul'daki bu iletişim sisteminin şeyini çözdüm ben. At meydanındaki. Aslında sistem çok da basit. Yani bugün bile teknoloji olarak kullandığımız bir sistem. Orada belki bir gün bu işlerimiz rahatlarsa böyle bir gezip dolaşırken tek tek yerinde göstererek, nasıllığı yerinde göstererek orada tarif edebiliriz yani. Ama dediğim gibi yani bu biraz da tabii bizim buradaki izleyicilerin kendi isteklerine bağlı olan bir şeydir. Maddeyi asla yabana atmasınlar. Gördükleri maddenin manalarını hani çözerlerse bu iş olur. Onun üzerine araştırmaları devam ederse birçoğu da bu yöntemi, bunun nasıl yapıldığını, nerede olduğunu kendisi de rahatlıkla bulabilir. Yani bu kişilere özel bir şey değil, şey olarak isteğe özel bir şey. Hani ilime özel bir şey. Hani ilimi, bilgiyi ne kadar merak edersen bu süreç içerisinde bunlara bu kadar sahip olur. evet sevgili hocam. Müthişti. Çok lezzetliydi yine. Muhteşemdi. Teşekkür ederim efendim. Çok güzeldi. Passengers filmini izle yazmışlar. Evet. Ya o filmlerin hepsi bu anlattıklarımızın belgelerine dayanarak yapılmış olan filmlerdir. Yani Hollywood bu kadar basit bir yer değil. Veyahut da bu film yapanlar işte Netflix'lere veya diğer bütün şeylere milyon dolarlar harcarlar ama harcamaktan çekinmezler. Yani biliyor musun? Biz işte bir belgesel için sponsor bulacağız diye canımız çıkar. Ama adamlar bu konuda milyon dolarları harcarlar. Fakat şu da var. Adamlar şu her şeyi çok iyi araştırmışlardır. Yani bugün o Passenger'dan tut da işte aklına gelen bunun gibi onlarca film, dizi, işte o mağaralarda gizlense bunların hiçbiri senaristin kafasından çıkan şeyler değil. Bunların hepsi tarihi belgelerden, bilgilerden alınan şeyler. Sıkıntı şu, adamlar her şeyi biliyor da nasıl yapacağını bilmiyor. Anladın mı? Bütün hepsi var adamlarda. Bilgiler var. O yüzden geliyor. Diyor ki ya Mukaddes Hanım ya bize bir yardımcı olur musun? Ne için? Ya şu bir mağara varmış şurada. Şunu bir bulsan. Allah Allah. Git bul. Bana ne? Mukaddes Hanım sana niye söylesin mağara? Derdin ne? Dertleri bu. Yani evet, yöntemler var. Bakın bunlar Hitit yazılarında var, Hur yazılarında var, Akat yazılarında var, Sümer yazılarında var. Var Allah var. İspanya'daki yazılarda var. İskenderiye'deki her bir yerde var bu bilgiler zaten. Var ama kaynağa ulaşamıyor adam. Metodu. Bu sefer metodu tutturamayınca teknolojik olarak denemeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onu teknolojiye çevirmeye çalışıyor. Başarılı olur mu? Tabii ki olacak. Yani bir şey üzerine çalışıyorsan olacaksın kardeşim. Ha, ama bu işin kolay yolu da var. Yani bu işin yapılmışı var zaten. Yani, anlatabiliyor muyum? Ama sıkıntıları ne? Onların sıkıntıları buraları bilmemek. Yani biliyor adam. Diyor ki ya diyor Diyarbakır'da diyor böyle bir mağara olması lazım. Ama yerini bilmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Geliyor senden yardım istiyor. İşte Mukaddes Hanım bize bir yardımcı olur musun? Niye?
Yani Mukaddes Hanım bana sorduğu zaman birisi bana gelip diyor ki işte şunu araştırır mısın? İlk sorduğum şey şudur. Niye? Yani ne istiyorsun? Ya işte yok. Ne istiyorsun? Bunu söyle. Ben de sana evet veya hayır diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani benim ulusumun insanlarına her şey açıktır. Art niyeti olmadığı sürece. Lakin art niyet varsa o her mağaranın bekçisi vardır. Oradan adamı içeri adım attırmazlar. Ben demiştim bir gün mağara yayınında, girmeden önce izin isteyin. Evet. Girmeden önce bir dua edin demiştim. Evet. Evet Can Hocam. Evet. Çok Çok güzeldi, hoş çok. bir İnşallah güzel olmuştur. Az Çok buçuk. güzeldi, Yani çok. iki kelime bile bir faydamız olsa. Bırakmak istemiyorlar. Çok güzel geldi, çok gizemli geldi. Bırakmak istemiyorlar. Bugünlük böyle devam edeceğiz ama. Devam edeceğiz. Bir dahaki sefere konumuz ne olsun dedin, yazmadım ben. Unuttum. Nasıl hocam? Konumuz. Konuşurken bir şey konuştuk. Şu konuyu konuşalım dedik ama unuttuk. Ha, gelir aklımıza. Tekrardan şey yaparız. Evet, Afrinli hemşehrilerim buradan selam, hepsine selamlar. Tüm Türkiye'deki bütün herkes, hepsine selamlar. Hepsi hemşerimiz. Tabii köyümüz Artvin. Bir konu üzerine demiştik. Evet, aslında şunu aslında şöyle genel konu olarak şunu yapabiliriz. Eski çağ ve teknoloji arasındaki şeyleri mesela işte eskiden neler vardı böyle işte büyücüler, şunlar bunlar vardı değil mi? Adam senden ne isterdi? Bana bir resmini göster. Veya saçını getir. Veya kullandığı bir eşyayı getir. Evet. Şimdi bugün teknoloji buna ne yapmış? Diyor ki DNA'sını taşıyan her şeyi bana getirebilirsin. Ben ona her halükarda ulaşırım. Ve bunun için Ha. cihazlar yapmış. Yani dünü ve bugünü. Hani teknolojinin dünü. İşte dün adam 5 tonluk taşı 8 makaradan geçirerek tek elinle kaldırırken bugün teknoloji bunun için vint yapmış. Falan. Yani belki bu tür bir hani ismi aklıma gelmedi ama geçmişle günümüz arasındaki şey yani eskiden üfürükçüler vardı. Şimdi de teknolojik üfürükçüler var. Bir şey değişmiyor ya. Bak değişen bir şey yok. Ne savaşlar değişmiş ne üfürükçüler değişmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Ve bunun için sistem yapılmış yani. Hakikaten işte bak uydu sistemleri şu adam ne yapıyor? Tamam diyor. Hangi adam diyor? Diyor ki adamı tanımlayamayız diyor. Tanımlamak için neye ihtiyacı var? Dokusuna, kanı, saçına, gömleğine, resmine. Tamam bu sefer ne yapıyor? Koydu buraya mak şeyin üstüne. Buradan dedi ki şimdi senin resmin diyor. Bir taraftan mesaj atıyorum sana. Ha, tamam. Cin suresini konuşacakmışız. Bir Heh, tamam taraftan da ben ısınayım diye mesaj atıyorum. telefon burada ya bakamadım. Hani şimdi ben buradan senin şu an sen ve ben birbirimizin neyini görüyoruz? Yüzünü. Barkodu. Barkodu Ha, evet. bak. Biz tabii yani aslında yüzümüzü, barkodumuzu görüyoruz. Yani bizim frekansımızdır bu şekli ve resmi çizen şey. Bu kime ait? Sadece Mukaddes'e ait. Şimdi Mukaddes'in resmi önümde ise ben bunu teknolojik olarak iki düğmeye basıyorum. Diyorum ki bu şahıs. Şimdi şaşma şansı yok. İşte 451.00.001 de sadece o kişi vardır. İşte bunları konuşuruz. O şey Harika. sureyle evet yeter Bir herhalde. cin suresini de demişiz, konuşacağız. Evet, doğru. Onu da Doğru, onu tek gönderdim, tek. onu da yazdım. Evet. Evet, sevgili hocam teşekkür ederim. Canlar, canlar gerçekten yine oldular. 1500, 1600 oldular. Evet. Sonradan sonraya.
Evet. Sevgili hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza herkese sağlık, yüreğinize sağlık. Varlığınızı şükran. İyi ki varsınız. Herkese çok sevgi, saygı. Sevgili canlar, hepinize güzel akşamlar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Su gibi seviyorum.